genel izleyici için uygundur. Günaydın, günaydın Çağlar ile yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün iki kıymetli konuğum var. İlki Profesör Doktor Derya Uludüz hocam. Hocam hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Bir diğer konuğum da Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamız şu anda canlı yayınımızda. Kendisine günaydın ve hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam nasılsınız? Günaydın, iyiyim çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Gayet iyiyiz. Sizi günaydın de hocam. İyi gördük hocam. Günaydın. Şöyle dilerseniz öncelikle bir konu başlıklarımızla birlikte bakalım. Koronavirüs aşılaması ile ilgili Türkiye'de dün önemli bir eşik geçildi. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli bir açıklama geldi. Az sonra bu açıklamayı ekranlarınıza getiriyor olacağız. Huzurevi, engelli ve bakım evleriyle 90 yaş üstü kişilerde aşılama ne zaman başlayacak ve tamamlanacak? Bununla ilgili tarihleri açıklayacağız. Aşılamada gelinen son nokta ne ve bu ana kadar kaç sağlık çalışanı aşılandı bakacağız. Türkiye'de 90 yaş ve üstü kişilerin aşılanmasına şu anda başlanmak üzere. Zannedersen bugün huzur evleri, yarın da 90 yaş üstü kişiler aşılanacaklar. Ama BioNTech Pfizer aşısı yaptıran ileri yaştaki Avrupalılarda görülen ölüm olayları bizi korkutmalı mı? İki hocamdan da yorumlarını alacağım. Vaka ve hasta sayılarındaki azalış devam ediyor. Bu durum tedbirlere nasıl yansıyacak? Bilim kurulu üyelerinden normalleşmeyle ilgili nasıl bir tarih geldi? Hocamızdan öğreneceğiz. Yine okullarda yüz yüze eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un işaret ettiği 15 Şubat tarihinde başlayabilecek mi? Aynı zamanda biliyorsunuz Profesör Doktor Derya Uludüz hocamız koronavirüsü atlatmıştı. Hocamızın beyninde bu hastalığı atlattıktan sonra nasıl bir hasar oluştu? Kendi MR'ları üzerinden canlı yayında bizlere gösterecek ve anlatacak. Dilerseniz ilk önce bir tablomuza bakalım. Tabloda neler var görelim. 18 Ocak 2021 2021'e göre yapılan test sayısı 151.342, vaka sayımız 5.862, hasta sayımız 749, vefat sayımız maalesef 164, iyileşen hasta sayımız ise 7.905. Öncelikle Profesör Doktor Derya Uludüz hocama dönmek istiyorum. Tablo bize neler anlatıyor? Sayılarda tabii epey bir azalma var. İyileşen evet. Hasta sayımızla vefat sayımız arasında ciddi bir farklılık doğuyor. Bu iyiye evet. İşaret. Hani iyiye doğru gidiyoruz gibi görünüyor açıkçası. Peki Mehmet Ceyhan hocam siz neler söyleyeceksiniz günlük tablomuzla ilgili? Evet, yani normalde baktığınız zaman bütün dünyada zaten bir vaka sayısında azalma eğilimi var. Sadece özellikle 4 ülke hariç, ki bunlar da bu yeni mutasyonun görüldüğü ve yayıldığı ülkeler. Yani İngiltere'de ortaya çıkan evet, evet. Mutasyonun yayıldığı ülkelerde vaka sayısı hala artıyor. Evet. Ama onun dışındaki ülkelerde bir azalma eğilimi var. Bunun nedeni de şu, tabii sadece sizin aldığınız önlemler değil, komşularınızın, tabii. Size gidip gelen işte ülke vatandaşlarının yaşadığı ülkelerdeki durum. O yüzden de zaten diyoruz ki, tek başınıza bunun Türkiye'nin vaka sayısı işte sıfıra yaklaştı artık, tedbirleri evet. Kaldıralım falan. Böyle bir şey bu şekilde bir global salgında mümkün değil. Evet, o yüzden biz bu işten işte ne zaman kurtulacağız? Görülüyor ki bütün dünyada artık herkesin vakaları çok sıfıra yakın düzeylere indiğinde rahat edeceğiz. Şimdi Türkiye'de de hala vaka sayımız yüksek. Evet, çünkü evet. Tamam biz 30 binden indik buraları ama şöyle bir durum var. Bu bizim işte Nisan ayında pik dediğimiz, yani en yüksek vaka sayısını gördük dediğimiz vaka sayısından hala yüksek. Zaman işte 5.300'dü, hala onun üzerindeyiz. Yani şurada yapılacak en ufak bir hata, en ufak bir gevşeme çok kısa sürede tekrar sayıları 30 binlere evet. 40 binlere çıkarabilir. Allah korusun. Dikkatli diyelim. Olmamız gereken günlerdeyiz. Evet, özellikle kısıtlamalar esneyecek mi, esnemeli mi, doğru zamanda mıyız yine size detaylı olarak az sonra soracağım ama aşılamada hangi aşamada olduğumuzu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün açıkladı. Az sonra bu açıklamayı ekranlarınıza getireceğiz ama şu ana kadar aşılanan sağlık çalışanlarının kaç kişi olduğuna hep birlikte bir göz atalım dilerseniz. Tam olarak
859.450 sağlık çalışanımız aşılandı. Hocam biraz geç başladık sanki, ancak oldukça hızlı ilerliyoruz. Dünyaya da baktığımız zaman birçok ülkeyi hatta geride bile bıraktık hızımızla, öyle değil mi? Hiçbir önemi yok konun. Yani sizin ne zaman başladığınızın neredeyse hiçbir önemi yok. Evet, evet, doğru. Önemli olan ne kadar sürede aşılamayı bitirebileceğiniz. Evet. Bitirmek derken herkes tabii ki aşılanmayacak, ancak toplumda %60 minimum bağışıklanmayı sağladığımız zaman önemli. Buradaki özellikle durum şöyle. Mesela ben Aralık ayında aşılamaya başlayıp 8 ay sürede o noktaya gelmektense Şubat ayında başlayıp 3 ayda o noktaya gelmeyi tercih ederim. Anladım. Çünkü aşılamanın geç olması, işte biraz uzun sürmesi, insanların mesela ikinci dozlarının yetişmemesi falan ciddi bir tehlike oluşturuyor. O da şu, eğer siz bu şekilde virüsü öldürmeyecek miktarda antikor geliştirerek birinci dozda, evet, İnsanları uzun süre ikinci dozu yapmadan bırakırsanız, o zaman işte virüs mutasyon geliştirip bu aşıdan kaçma yollarını bulmaya çalışıyor. Anladım. Yani siz işte bir taraftan aşıyla bunu ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz ama aynen bu işte bakterilerdeki antibakteriyel direnç gibi, evet, burada da eğer öldüremez virüsü, yaralarsanız o virüs hemen düşmanı nedir tanıyor. Tabii. İşte kendisini öldürenin ne olduğunu anlıyor ve ondan kurtulmak için değişik mekanizmalarla kendini değiştirmeye çalışıyor. Onun için önemli olan kısa sürede bitirmek. Evet, anladım. Şimdi bunlar hep yanıltıcı rakamlar. Hı. Yani işte 859.000'e geldik. Bu böyle her gün bu kadar hızlı gitmeyecek. Çünkü ilk birkaç günde daha önce zaten ayarlanmış, planlamaları yapılmış ve aşıyı bekleyen hazır bir grubu çağırdık, aşıladık. Tabii. Şimdi hız birazcık da o yüzden de diyebiliriz değil mi hocam? Tabii, birkaç gün sonra biz insanların peşine düşmeye başlayacağız. İnşallah yani böyle bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Aşılamaya olumlu bakmayan aşı, evet, kararsızlarını biz arayıp bulup aşılamaya çalışacağız. O yüzden bu hızımız birazcık da olsa kesilecek. Ama önemli olan az önce sizin de söylediğiniz gibi bir an evvel bu işi yapabilmek. Hocam siz nasıl görüyorsunuz? Evet, sağlık çalışanlarımızdan artık aşılamalarımız da başladı. Bugün huzur evlerindeki büyüklerimiz, yarın da 90 yaş üstü vatandaşlarımız aşılanmaya devam edecek. Şimdi Mehmet Ceyhan hocam çok güzel vurguladı. Yani ne kadar sürede bu aşılanmanın biteceği önemli olan. Şu anda riskli grup olarak mesela hekimler de hakikaten sıraya girmiş durumdayız. Yani gidip bir an önce aşımızı yaptırmak istiyoruz. Ama daha sonra aşı yaptırmak istemeyen grubu da yakalayıp bir şekilde aşılamak gerekecek. Hani o yüzden hız burada çok çok önemli. Siz ne zaman aşı olacaksınız koronavirüsü geçirmiş birisi ben olarak? Şimdi, vücudunuzun ürettiği antikorların geçmiş olması mı gerekiyor tekrar aşı olmanız için? En azından 3 ay geçmesini bekleyeceğim arkasından. Ondan sonrasında. Olacağım. Sizin de koronavirüsü geçirdiğinizi biliyoruz. Az sonra MR görüntüleri zaten ekranlarımıza gelecek. Profesör Doktor Derya Uludüz hocamızın koronavirüsü atlattıktan sonra beyninde oluşan hasarı hocamız bize kendisi anlatacak. Bu hasar kalıcı mı olacak? Neden meydana geldi? Hepsini detaylı şekilde kimlerde olabilir? Kimlerde olabilir olma riski var? Ne gibi size bir zararı olabilir? Evet. Belki ilerleyen uzun vadede diye konuşuyor olacağız. Şimdi Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasını hep beraber izleyelim isterseniz. Aşılamada şu anda hangi aşamadayız? Çok önemli açıklamalar oldu. Buyurun izleyelim. Yarından itibaren biz huzurevi, engelli ve bakım evlerine başlamak istiyoruz. Bütün illerde bizim bu organizasyonu güçlü yapmamız önemli. Bunu özellikle huzurevleri, engelli ve bakım evlerini de hafta sonuna kadar tamamlamaya gayret edelim. Yerinde yapılan aşıdan sonra ise mümkün mertebe hiç olmazsa bir saat kadar o ortamda beklenilmesi önemli olabilir. Özellikle olabilecek alerjik ve benzeri bir takım reaksiyonlar için gerektiğinde müdahale etmek açısından. Yarından itibaren
90 yaş üstünde olan vatandaşlarımızı da aşılamak istiyoruz. Bunu da özellikle farklı olarak 90 yaş üzerinde olan vatandaşlarımızı evinde, yerinde aşılamayı organize etmenizi istiyoruz. Burada özellikle sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması ve acil durum ekipmanıyla birlikte eve giderek yapması son derece önemli. Bunun da takvimini hafta sonuna kadar tamamlamış olalım. Yani cumartesi, pazar dahil olmak üzere bu hafta huzur evleri, engelli ve bakım evleri artı 90 yaş üzerindeki vatandaşımızı evinde veya bulundukları yerde bu aşılamayı tamamlamamız gerekiyor. Evet hocam, dilerseniz çok net sorayım. 90 yaş ve üstü kişilerin aşılanmasına başlandığı için ve dünyadan gelen diğer haberlere baktığımız zaman Pfizer, BioNTech'in aşısını yaptırıp ileriki yaşlarda olan kişilerde maalesef kayıplar görüldü. Biz de 90 yaş üstü vatandaşlarımız için endişelenmeli miyiz, korkmalı mıyız? Şimdi dün bir açıklama yapıldı. Bunu işte önce aşıyı üreten firma yaptı. Ve şimdiye kadar yapılan çalışmalarda aşıyla bu ölümler arasında bir ilişki bulunamadığını belirtti. Çünkü burada tabii biz istediğimiz kadar işte bunlar 85 yaşın üzerindeydi, pardon 80 yaşın üzerindeydi. Zaten ölüm riskleri o kadar var diyelim. Anladım. Her vakanın tek tek mutlaka değerlendirilmesi lazım ve hızla buna başlandı. Şimdiye kadar görüldüğü kadarıyla bir ilişki bulunamadı. Hı hı. Çünkü şöyle düşünelim, iki şeye bakıyoruz burada. Bir, ortaya çıkan ölüm sayıları o yaş grubu için beklenen sayıların üzerinde midir? Hı. İkincisi, tek tek her vakanın ölümünün o uygulanan aşıyla bir ilişkisi var mıdır diye. Otopsi dahil bütün çalışmaları hemen yapılır, evet. Yapılmak zorundadır. Tabii. Anlaşıldığı kadarıyla böyle bir ilişki bulunamadı. Nasıl bir ilişkisi olmuş olabilir? Yani aşı yaptıldıktan sonra vefat etmesiyle nasıl bir alakası olabilir peki hocam? Şimdi geçen süreye baktığımız zaman, yani aşılanmayla ölüm vakaları arasında geçen süreye baktığımız zaman yarım saat sonra olan da var, bir hafta sonra olan da var. Ortalama 3-4 gün sonra ortaya çıkıyor. Şimdi böyle olunca ani bir alerjik reaksiyon ihtimali pek kalmıyor. Evet. Daha çok mevcut bir hastalığın tetiklenmesi olabilir. Ya da işte Derya Hocam onu daha iyi bilir. Bir işte beyni ilgilendiren, çünkü virüsün kendisi damarlarda bazı değişiklikler yapıyor. Çok aşı özür diliyorum hocam. Tetiklenme dediniz ya, hemen burada şunu sormak istiyorum. Ama bu tetiklenme tabii aşının yan etkisinden kaynaklanan bir tetiklenme değil mi var olan hastalık? Biz ona, tabii biz ona yan etki diyoruz. Ama sonuçta yani aşı kaynaklı bir olmuş oluyor diye sordum. Tabii tabii. Ya işte buna bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Bir diğeri işte bu damarsal değişiklikler nedeniyle kalp ve beyin gibi hayati organlarda bazı problemler ortaya çıkabilir ama görülüyor ki yapılan çalışmalarda bunların hiçbirisi bulunamamış. Dolayısıyla şimdilik bu ölüm riski açısından elimizde bir pozitif veri yok. O yüzden işte ölümlerle bir ilişkisi olabilir diye düşünecek bir veri elde değil. Dolayısıyla bilimsel anlamda bunun aşıyla ilgisi yok demek zorundayız. Anlıyorum, anlıyorum hocam. Derya Hocam neler söyleyecek bu konuyla yani ilgili? Mehmet kronik hocama hastalığı olanlarla ilgili, çünkü beyne hasar verdiğini de zaten biliyoruz. Mehmet Hocama tamamen katılıyorum ama hani bir beyine ulaşıp damarsal hadiseye bağlı kalp ve damar problemleri yol açması da hakikaten olası. Çünkü sonuçta siz orada bir bağışıklık sistemini tekrar uyarıyorsunuz, alarme hale getiriyorsunuz. Ve o bağışıklık sistemi zaten aşırı bir reaksiyon halindeyse vücutta, o da bir takım yan etkilere yol açabilir. Doğru bir vurgulama yaptı hocamız ama yani bunun direkt olarak
buna bağlı olması çok düşük bir ihtimal. Anladım. Hani bu aşılardandır diye söyleyebilmek için hakikaten çok fazla elimize vakada çok bunu fazla görüyor olmak lazım. Değil yani mi? Bilgi olması ve evet, araştırmış olması gerekiyor. Biz şu anda zaten BioNTech Pfizer'in yeni nesil mRNA aşısından bahsettik aslında. Hangi kaynaklı evet olup olmadığını bildiğimiz ölümlerin. Peki ya Türkiye'de uygulanacak inaktif Çin aşısıyla ilgili bu tarz yan etkiler veya kronik rahatsızlığı olanları bu şekilde etkilemelerini bekliyor muyuz hocam? Beklenir böyle bir mi şey yani genelde? Bildirilmedi. Olasılık yani o anlamda düşünürsek daha az. Çünkü bizde uygulanan ölü aşı. Yani evet, inaktif aşı dediğimiz aşı. Evet. Dolayısıyla vücutta çoğalma özelliği yok. Ve elde edeceğimiz antikor düzeyinin de BioNTech, Pfizer ya da Moderna aşısına göre daha düşük olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bağışıklık sistemini tetikleyip herhangi bir işte reaksiyon ortaya çıkma olasılığı daha düşük. Ama bir kişide bile ortaya çıksa böyle bir durum, bu durum iyice açıklığa kavuşuncaya kadar aşılamanın durdurulması lazım. O aşıyla, hangi aşıyla çıktıysa sonra açığa kavuştuktan sonra yeniden devam edilmesi lazım. Şimdilik böyle bir durum görülmediği için dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama söz konusu değil. Herkes aşılamaya devam ediyor. Evet. Zaten bir tuhaflık da var. Yani ne gibi? Norveç gibi küçücük bir ülkede işte 23 tane ölüm gözlenirken gibi, evet, aşıyı bunun onlarca kat üzerinde yapan Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela hiç böyle bir ölüm vakası çıkmaması. İşte Almanya'da bir vaka çıkması, Belçika'da bir vaka evet çıkması. Bunlar zaten aşıya bağlı olma olasılığını son evet derece düşürüyordu zaten. Şimdilik de aşıya bağlı değil diyeceğiz. Yani abi, biz şu anda sizden dinlediklerimizde şunu anlamalı mıyız? Canlı aşı ve biraz önce ölü aşı dediniz. Ölü virüsü veriyoruz vücudunuza dediniz. İnaktif evet aşılarda. O zaman yan etkileri, kronik hastalıklar, hastalığı olanlar üzerinde yan etkileri daha mı az bekliyoruz demek istediniz? Hayır, şimdi zaten şöyle, şu anda mevcut geliştirilmiş ve işte faz çalışmaları yapılacak düzeye gelmiş canlı bir aşı yok zaten. Keşke olsaydı. Evet, yok. Yani şu anda pandemiyi durdurmak için, bakın dikkat edin, pandemiyi durdurmak için elimizde mevcut aşılar. Yani işte 4 tane aşı ön planda şu anda, inaktif aşılar. İşte mRNA aşıları var, vektör aşıları var. Bunun işte hiçbir tanesi canlı aşı değil. Canlı aşıların çok büyük avantajı var pandemide. Çünkü bir kişiyi aşılıyorsunuz, sonra aşı virüsü ailede diğer insanlara da bulaşıp belli bir oranda da olsa onları da koruyor. Anlıyorum. Şimdi ayrıca bulaşmayı engelliyor. Fakat şu anda mevcut kullandığımız hiçbir aşının böyle bir özelliği olmadığı için biz çok daha yüksek sayıda insanı aşılamalıyız ki pandemiyi durduracak noktaya tabii gelelim. Neden yok canlı aşı? Nedeni de şu, bir canlı aşının elde edilmesi, üretilmesi, üretilecek noktaya gelmesi öyle bir senede mümkün değil. Çünkü çok şeye dikkat etmeniz lazım. Orada yapılacak en küçük bir hata birdenbire milyonlarca insanın hastalanmasına yol açabilir. O yüzden minimum 3 sene lazım bir canlı aşı geliştirmek evet için. O yüzden vücutta çoğalıp çoğalmama özelliğinden bahsettim. O da örneğin AstraZeneca'nın aşısı bir adenovirüs dediğimiz başka evet bir virüsün içine bu virüsün geninin yerleştirilmesi şeklinde elde edilmiş bir aşı. Yani canlı bir virüs veriyoruz biz. Evet, evet. İçindeki koronavirüs geni canlı değil ama neticede o vücutta çoğaldığı için o çoğaldıkça aynı zamanda bu antijeni de çoğaltıyor. Anladım. Dolayısıyla daha yüksek bir uyarı söz konusu orada bağışıklık evet sistemine. Ama işte bu inaktif aşılarda hatta mRNA aşılarında o kadar yüksek bir antijen elde edemiyoruz. Evet. Hocam şöyle bir soru geliyor aklıma burada. Tabii ki eminim şu anda 65 yaş üstüne de yavaş yavaş sıra geliyor. 90 yaş üstüyle başlayacak.
65 yaş üstüyle ilgili şu an elimizde ne kadar veri var? Yani faz 3 çalışmaların onlar üzerinde yapılmadığını biliyoruz. Öncesinde yapıldı mı, elimizde ne kadar bilgi var ve son olarak da kimler için aşı riskli olabilir? O grubu bir kez daha isterseniz altını çizerim. Şimdi inaktif aşılar için yok diyebiliriz elimizde veri. Çünkü sadece faz 2 çalışmasında kullanılmış çok az sayıda. Çok az. Yani işte işlerinde 50-60 tane bu yaşın üzerinde insan var. Onun dışında faz 3 zaten elimizde açıkçası bu inaktif aşı için yeteri kadar sağlıklı 18-60 yaş için de yeteri kadar veri yok. Faz 3 çalışmaları için, normalde kaç kişi üzerinde yapılması gerekiyordu? Biz şimdi, şu anda 10 binlere yapıldığını çok, biliyoruz ama. Çok güzel bir soru bu. Şimdi faz 3 aşıyla ilaç arasında en büyük fark şu. Sağlıklı bir insana yaparak bunun bir hastalıktan koruyup korumadığını ve dünya genelinde uygulanacağını düşündüğünüz zaman örnekten büyüklüğü diye bir hesap yapıyoruz. O örnekten büyüklüğü şu demek. Yani minimum kaç kişi üzerinde yaparsanız bu aşılamayı vereceğiniz veriler güvenilir olur. O demek bu. Ben bu hesabı kabaca yaptığımda 7100 civarında bir rakam çıkıyor. 7100 aşılanmış kişi yalnız. Yani buna işte bu plasebo dediğimiz boş aşı alanlar falan dahil değil. Şimdi bunların hepsi mesela mRNA aşılarında, Moderna'nın aşısında, BioNTech, Pfizer aşısında sağlandı bu rakamlar. Çünkü çok daha ciddi bir şekilde yaklaşıyorlar onlar bu tip bilimsel çalışmalara. Ne firma ne de çalışmaya katılan bilim insanları, işte Türkiye'nin verileri, Türkiye'de vardı mesela şeyde BioNTech, Pfizer aşısında, faz 3 çalışmasında. Evet. Ama böyle bir açıklamaya izin vermediler ve toptan bütün yapılan verilerin toplamını verdiler. Orada da eğer bölüp işte Türkiye'de şu çıktı, işte öbür ülkede şu çıktı diye bölselerdi, orada da görecektiniz ki birbirinden farklı rakamlar var. Anladım, anladım. Şimdi Çin'de, Çin bu tip çalışmalara biraz kusura bakmayın tabirime ama gayri ciddi yaklaştığı için mesela Türkiye'nin kendi verilerini açıklamasına izin verdi. Brezilya kendi verilerini açıkladı. Endonezya kendi verilerini. Şimdi Türkiye'nin açıkladığı rakama dikkat ederseniz bakın 1322 toplam vaka ve bunun sadece 700 küsürü işte aşılanmış kişiydi. Anladım. Yani demek ki gerekli olan sayının onda biri kadar sayıya biz güvenerek %91,5 etkili dedik. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Toplamında yani işte zaten toplamında da planlanan sayı mRNA aşılarına göre çok düşüktü zaten. Anladım hocam. Hele 60 yaş ya da 65 yaş üzerinde bu aşıların güvenliğiyle ilgili çok ciddi bir sıkıntımız yok. Yani işte aşı ciddi yan etkilere sahip olur, işte neden olabilir diyemiyoruz. Çünkü güvenlik verisi söylemek daha kolay. Bütün işte çalışmalara giren herkesin işte yan etkilerini gözleyebilirsiniz. Evet, evet, evet. Bir karşılaştırma söz konusu değil orada. Evet, zaten ama herhalde önümüzdeki var. Evet, önümüzdeki günlerde de herhalde en son bu faz 3 çalışmalarının sonuçları da bir 10-15 gün sonra da açıklanıyor olacak zannediyorum hocam. Hayır, şöyle öyle bir şansımız da kalmadı artık. Çünkü nasıl mesela yani? Türkiye açıkladı, çalışmayı durdurdu. Evet. Çünkü zaten devletin herkese yapmaya çalıştığı bir aşıyı bir kısmına, insanların bir kısmına plasebo yani içinde etkin madde olmayan aşı vererek sürdürmenin tıbbi ahlaka uygun olmadığı görüşünde olduğunu söyledi. Bu çok tartışılacak bir konudur ama böyle bir yaklaşımla durduruldu. Tahmin ediyorum Brezilya'da durdurdu. Dolayısıyla vaka sayısını daha da artırıp daha yüksek vakayla daha güvenilir veriler vermek artık mümkün olmayacak. Hocam açıklanmasını bekliyorduk. O zaman açıklanmayacak sonuçlar. Yani toptan belki bir araya getirilip hepsini bir rakam açıklanabilir ama çalışmalar devam etmiyor artık.
Anladım. Bana ne yapıldı ne yapılmadı belli olmayacak. Ancak herhalde antikor testime bakarak anlayacağım aşı mı yapıldı, plasebo mu yapıldı. Gibi. Şimdi Derya hocamızla az sonra zaten koronavirüsü geçirdiğini atlattığını az önce söylemiştim. Ve kendi MR'ı üzerinden beyninde oluşan hasarla ilgili bize önemli bilgiler ve uyarılarda bulunacak aynı zamanda. Mehmet Ceyhan hocamıza birkaç tane sosyal medya sorusu iletmek istiyorum eğer müsaade ederseniz hocam. İlk doz aşıdan sonra yani ne kadar süre sonra bağışıklık kazanırım diye bir soru gelmiş Mehmet Hocam. Şimdi bir defa birinci dozdan sonra da ikinci dozdan sonra da ortalama 15 gün sonra bağışıklık cevabının işte yeteri kadar uyarıldığını düşünürüz. Bu ama birinci dozu yaptırmış insanlar bir defa kendilerini herhangi bir şekilde İşte bazıları gidip antikor ölçtürüyor falan. Bu kendini kandırmak olur. Böyle bir şey yapmasınlar kesin. Çünkü ne antikorunuzun pozitif olması sizin korunduğunuzu gösterir, ne de negatif olması korunmadığınızı gösterir. O yüzden de mesela Derya Hoca'ya sordunuz hani ne zaman aşılanacak diye. Evet, evet. O da size 3 ay sonra dedi. Böyle çünkü hastalığı geçirenlerin de antikor düzeyi ne olursa olsun mutlaka yeniden aşılanması lazım. Dolayısıyla o birinci dozu yaptık. İşte sonra antikorum da yüksek çıktı. Ben korunacağım. Öyle bir şey yok. Ancak ikinci dozu yaptıktan ortalama 15 gün sonra artık antikorlar belli bir seviyeye gelip anladım, sizi anladım. Koruyabilir. Koruyabilir. Bir hemen bir soru daha alacağım hocam. Aşı olduktan sonra işe gidebilir ya da çocuklarıma sarılabilir miyim diye bir soru gelmiş. Tabii ki yani çünkü bu aşı biraz önce söyledim keşke canlı aşı olsaydı bulaşsaydı insandan insana diye. Maalesef öyle bir aşı henüz daha geliştirilemedi. Hocam herhalde bu soruyu sormasının sebebi çocuklar şu an aşılanmayacağı ve kendisinin de aşı olsa bile belirtisiz bir taşıyıcı olacağı için çocuklarıma geçirme riskim var mı diye sormuş olabilir. Tamam. O zaman şöyle söyleyelim. Hiçbir aşı yani şu ana kadar uygulamaya giren hiçbir aşı maalesef bulaşıcılığı önlemiyor. Yani kendisi aşılı olsa bile evet, virüsü alıp başka birine, evdeki çocuğuna bulaştırabiliyor. Onun için zaten diyoruz ki artık bu virüs belli sayıların altına ininceye kadar, örneğin işi onlu rakamlara falan ininceye kadar bu maske mesafe önlemlerini, evde işte insanlardan mesafeli durmaya falan devam edeceğiz. Evet. Yoksa risk hala devam ediyor. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız ve verdiğiniz rica değerli bilgiler için. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Ben de iyi yayınlar diliyorum. İyi günler hocam. Teşekkür ediyoruz. Dilerseniz yani hocam, aşı gibi ben orada hemen şeyi de vurgulayayım. Mesela hastalığı geçirdim. Evet. Tamam ben artık size bulaştırmayacağım mantığı da yok. Yani ben geçirmiş olsam bile hala o virüs yükünü size geçire. Taşıyıcı olabiliyorsunuz değil mi evet, hala? Ne kadar yani. Tehlikeli. O yüzden hiçbir koşulda aslında mesafeyi tamamen her zaman bitene kadar maske lazım. Mesafeyi korumaya devam edeceğiz. Dilerseniz de doğru geçelim hocam. Hadi geçelim. Sizin MR'larınıza bir bakalım. Aslında tabii hoş bir şey değil ama iyi bir örnek olduğunu da aynı zamanda düşünüyorum. Çünkü hep anlatıyoruz kalıcı olarak bazen de belli bir süre için beyinde de hasar bırakabiliyor koronavirüs diye hep anlattık. Evet. Hocam siz ne zaman anladınız? Benim MR'ım çok gerçekten çok eğitici bir örnek olsun herkese. Burada şu mesajı vermek istiyorum ben. Bakın ben koronavirüsü geçirdim. Biraz ağır geçirdim. Arkasından bana bir takım ilaçlar kullanıyoruz tabii. Hekim olmanın verdiği bir dezavantaj. Bir kan sulandırıcı iğne yapıyoruz kendimize. Bunu en az bir ay kullanmamız gerektiğini söylüyoruz bütün hastalara. Evet. Hatta şiddeti geçirirsen 3 ay kullan diyoruz. Evet. Niye bu? Çünkü damarları tutup beyine ya da kalbe zarar vermesin diye. Tamam. Şimdi ben nasıl olsa çok iyiyim diyerek 15 gün sonra o kan sulandırıcı iğnemi kestim. Hani hekimiz ya her şeyi biliyoruz mantığıyla. Çünkü niye kestim? Çok acı veriyordu işte. Onu yapmak koldan ya da göbekten acılı bir şey. Kestim. Her şey de çok iyi. Fakat iyileştikten bir 15-20 gün sonra şuna dikkat etmeye başladım. Mesela ben baş ağrısı hocasıyım. Baş ağrılarım oluyor ara ara. Ve bir de normalde olmayan bir baş ağrısı. Hiç olmaz baş ağrım. Allah Allah ne oluyor falan diye böyle geçici baş ağrım. Bir de o Covid döneminde de baş ağrısı yaşamıştım. Bir de arada böyle dalgınlık
ataklarım başladı benim. Hmm. Mesela bir şey yaparken bir başka şeye konsantre olamama. Ben çok dikkatliyimdir. Yani hani aynı anda üç işi birden yaparım. Karadenizliğin verdiği şeyle, güçle. Evet. Atiklikle. Bir şey yaparken diğerine konsantre olamadığımı fark ettim. Allah Allah, nedir bu? Bende bir eksiklik mi var? Vitaminlerimde bir düşüklük mü oldu deyip kan tahlili yaparken bir de MR çektireyim dedim. Hani bir şey atlamayalım. MR'ı çektirdiğimde gördüm ki tipik olarak virüsün nasıl kan damarlarını tutarak beyne ulaştıysa benim de kan damarlarımı tutmuş, beynime ulaşmış ve böyle küçük, burada gördüğünüz gibi noktasal beyaz küçük damar tıkanıklıkları hocam, yapmış. Hocam çok geçmiş olsun. Şu anda bu damar tıkalı mı demek oluyor şu nokta? Küçücük bir damar tıkanıklığının belirtisi bu. Hani Allah'tan ben çok şanslı geçirmişim. 3-5 tane damar tıkanıklığı. Peki bu eskiden olmuş olabilir mi diye sorabilirsin. Ben bir 7-8 ay önce bir başka sebepten yine MR çekmiştim. Tertemizdi. Şimdi öyle görünce ben bunu bizim radyoloji hocalarıyla da konsülte ettim. Yani yolladım bir sürü hocaya. Şimdi insan kendi başına gelince direkt hasta moduna geçiyorsun. Tabii. Doktor modundan çıkıyorsun. Hani kimle konuşursan bu hakikaten COVID-19'un tipik bir beyindeki damarsal hadisesi olarak yorumladık. Şimdi o yorumladınız. Şimdi o beğenmediğiniz kan sulandırıcının daha etkilisine ağzını alıyorum Allah'tan. Ama daha etkilisine başlamak zorunda kaldım ve en az 3 ay kullanacağım. Hocam tabii ki sizin üzerinden soruyoruz ama çok çok önemli olduğu için sormak istiyorum. Yani bu hastalığın ciddiyetini aslında bir kez daha anlamış oluyoruz burada. Bu kalıcı bir damar tıkanıklığı mıdır yoksa kullandığınız ilaçlarla veya işte uyguladığınız tedaviyle geçici bir durum olarak mı göreceğiz? Bilmiyoruz bu damar tıkanıklığı artık oluşmuş ve bitmiş. Bende de bir takım şikayetler yaptı. Allah'tan önlemimi çabuk aldım, hızlıca toparladım. Ama bu bir takım şikayetlere rağmen ben toparlamasaydım, önlemimi almasaydım bu ilerleyebilirdi. Kan sulandırıcımı kullanmasaydım ilerleyebilirdi. Çünkü virüs sessizce ulaşıyor ve daha büyük hasarlara yol açabiliyor. Biz biliyoruz ki aylar sonra bile beyinde unutkanlık, bir takım problemlere, konsantre olamama gibi problemlere yol açabiliyor. Bunu da birazdan konuşuruz. Hani şu meşhur beyin sesi dediğimiz hadise bu aslında. Evet, evet. Bende de bir nebze de olsa bir küçük şikayet bile olsa beyin sisinin ufak ufak adımları vardı. Ve onu ben hemen önleyerek durdurdum. Yani burada bu olayı yaşadım. Oldu bitti. Bunun bana tekrardan bir zararı yok ileride. Ama bu olay kalıcı artık. Bu burada lezyon olarak kaldı. Peki sizde belirtiler kalmaya devam edecek mi? Yani bu damar tıkanıklığının belirtilerini mi yaşıyorsunuz siz? İşte hani başımın ağrıması dediniz. Ara sıra dalgınlık yaşamam dediniz. Mesela bunlar kalıcı mı olacak şimdi ama? Yaşadım ve bitti benim. Şimdi bunlar genellikle COVID sırasında başlayabilir, enfeksiyon sırasında. Bittikten birkaç gün ya da birkaç hafta sonra başlayabilir. Şimdi çok yeni bir yayın var. Orada da diyor ki birkaç ay sonrasında bile karşınıza gelebilir. Özellikle COVID'i şiddetli geçiren, bakın şiddetli geçiren o kan sulandırıcınızı lütfen ihmal etmeyin. Nasıl olsa ben iyiyim, hiçbir şikayetim yok deyip kan bırakmayın. Kan sulandırıcılarını kullanmamış olanlar dikkat en azından. Hayır, bütün ilaçlarını kullanması lazım. Yani COVID'deki o bütün ilaçlarımızı düzenli kullanmanın, kullanmamanın sonucu bu. Kullanmanızın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Hocam burada siz nasıl böyle bir hata yaptınız? İşte ben böyle bir kendime güvenerek. Tam hani olarak doktora... terzi kendini söküğünü dikemezmiş misali. Kendinize yeterince ilgilenmediniz, kendinize güvendiniz ve sonucu aslında böyle gördünüz. Aynen öyle. Ben bu işin hocasıyım nasıl olsa bir şey olmaz mantığıyla gittiğinde sonuç bunlar olabiliyor. Allah'tan ben ucuz atlattım. Ama ucuz atlatamadığınız bir durumda olabilir. Bir beyin sisine maruz kaldıysanız ileride sizi tehlike bekliyor olabilir. Hocam aynı zamanda bir kez daha geçmiş olsun demek istiyorum. Anne ve babanız da çok ciddi şekilde COVID'i atlattı. Evet, sonrasında onlara baktırdınız mı, tetkikler şimdi yaptırdınız babamın mı? Mesela ben eminim ki beyninde tutulum vardır, baktırmadım. Baktırmaya da korkuyorum çünkü hakikaten çok ciddi hocam, bir beyin sisi dalgasından geçti babam. Hala da devam eden şikayetleri var. Neydi beyin sisinin belirtileri? Bir kez daha buradan tekrarlayalım. Şimdi beyin sisi dediğiniz şey aslında gri alan. Yani bir hastaysanız, Alzheimer, bunamaysanız bu siyah hastalık demek. Beyaz tarafsa bembeyaz, hiç sağlıklısınız demek. Aradaki gri alan beyin sisi. Ne oluyor burada? Ha, bu nedenleri ama. Nedenlerine geleceğiz. COVID-19'da çok sık görüyoruz beyin sisini. Bakın 10 kişiden birinde beyin sisi var. Hiç azımsanmayacak bir şey. Özellikle de şiddetli geçiren, hatta yoğun bakıma girenlerin 3'te 4'te birinde olduğu söyleniyor. O kadar fazla görülüyor. O kadar sık oluyor. Şimdi haftalar sonra olabiliyor dedik. Bazen aylar sonra biliyor. Bazen de enfeksiyon sırasında geçiyorsun. Ne oluyor? Bir kere baş ağrısı.
Bir kere hafıza konsantrasyon problemi. Yani şunu diyorsun. Yani beyin sisi çok farklı bir hastalık. Bizden çok uzak gibi bir bakmamamız gerekiyor. Yani hiç işte değil. Az önce söylediğiniz gibi başının ağrıması, hafıza, unutkanlık vesaire hepsi belirtisi. Beynim sanki rüya aleminde. Allah hani Allah sanki ya. Ben başka bir yerdeyim. Orada muhabbet oluyor. İşte bir toplantısınız ya da arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz. Siz başka bir yerdesiniz evet, gibi mi? Evet, o sırada bir dağılıyor beyin. Başka bir yere gidip geliyorsunuz gibi. Böyle bir hani konsantre olamıyorum. Beynimi bir türlü toplayamıyorum. Ya da aynı anda birkaç işi yapmanız lazım böyle peş peşe. Yaparken zorlanıyorum. Kopukluklar yaşıyorum. Ya eskiden uykularım çok düzgündü. Ben uyku problemi yaşıyorum. Gece sık sık uyanıyorum. Sabahleyin kalkıyorum. Çok yorgunum. Halsizim. Ve mutsuz ve isteksizim. Gün içinde hep böyle sinirliyim, öfke nöbetlerim oluyor gibi. Böyle dalgalanmadan... Çoklu görevleri yapmakta evet. Zorlanma değil mi? Uykuya dalma dediniz, sabah yorgunluğu ve güne mutsuz başlama evet. Aynı şekilde. Öfkelenme atakları, çok halsizim ama en çok sorgulamamız gereken şey karar vermede güçlük, konuşurken bazen tutularak kelimeleri unutma, hangi ne söyleyeceğini takılma, durup düşünürsünüz sonradan aklınıza gelir. Saniyeler sonra çıkar. İşte evet. Kafayı bir türlü toparlayamama gibi bir tablo varsa bu beyin sisi olabilir. Evet. Tabii ki diyeceksiniz ki beyin sisi sadece Covid'de mi oluyor? Yok. Soru bu. Şimdi Covid'le tabii ki sıklığı fazla. Evet. Bizim Covid gibi şiddetli enfeksiyonlarda gördüğümüz bir şey aslında beyin sisi. Bir enfeksiyon sonrasında mı daha çok karşımıza çıkıyor? Enfeksiyon sonrasında karşımıza çıkabilir. Bilir. Özellikle de enfeksiyon şiddetli olmuşsa burada beyin bir şekilde etkileniyor. Anladım. Nasıl etkileniyor? Niye oluyor bu? Bir enfeksiyona karşı vücudumuz bağışıklık sistemini fazla çalıştırıyor. Orada bir takım maddeler ortaya çıkıyor bağışıklığımızı korumak için. Ama bu maddeler yanlışlıkla sinyali yanlış algılıyorlar ve gidip bizim beynimizde özellikle hafıza bölgemizdeki hücrelere saldırmaya oraya başlıyorlar. Oraya da saldırıyor. Evet. Nasıl tanımıyor hocam kendi sağlıklı hücresini? Bu kadar yani çok fazla aşırı reaksiyon olduğunda vücuttaki anladım. Hücreler karmaşı gidip oluyor. Yanlış yerlere saldırıyor. Anladım. Ya da COVID'e bağlı enfeksiyona bağlı sinirler harap olmuşsa o sinir kötü yanlış mesaj veriyor diğer sinire ya da vücuda. Evet. O yanlış mesajlar sonucunda da ileti bozulduğu için sinirler arasındaki o bağlantı bozulduğu için siz böyle dalgalanmalar beyindeki sistemleri yaşayabiliyorsunuz. Bu rahatsızlığın bizde yarattığı tahribatlardan sonra ben eminim siz de zaten söylüyordunuz beslenme düzenimde de değişiklikler yaptım diye masamız üzerinde çok önemli gerçekten konuşulması bir reçete gibi aslında baktığımızda aslında besinlerimiz sol taraf, var. Beyin buyurun sol tarafa geçelim. Sol taraftaki şeyler. Daha çok turuncuları görüyoruz. Daha neden? Daha çok turuncuları görüyorsunuz. Bakın mevsimine göre bir kere mevsimine göre olması şart. Mevsimine göre sebze ve meyveyi bol tüketeceksiniz. Özellikle yeşillik. Beyin için ıspanak ve brokoli bir numaralı demiştik. O brokoli burada kaldı ama olsun. Ön planda mandalina, portakal, greyfurt gibi daha C vitamini depoları bunlar. Amacımız bu mu yani burada amacımız, aslında? Şimdi şöyle beyin sisinde eksik olanlar bir magnezyum, iki B vitamini, üç D vitamini. Eğer bunları ben mesela ne yaptım hemen şekerden uzaklaşacaksınız. Şekeri kestiniz. Zehir. Şekerden mümkün olduğu kadar çünkü biliyorsunuz ki hem virüs şekeri çok seviyor bağlanmak için hem de beynimiz için şeker düşman, zararlı bir madde. Şekeri hemen keseceksiniz, kenara koyacaksınız. Evet. Basit şekerlerden uzak duracaksınız. Evet. Makarnaymış, pilavmış birazcık hayatınızdan çıkaracaksınız. Evet, şunu verebilir miyim? Bunun yanında da bol bol C vitamini ve magnezyum içeren gıdalar tüketeceksiniz. C vitaminin en çok nerede var? Şöyle diyeceğim, şimdi hemen pratik olarak şöyle düşünelim. Ben zaten her gün yeteri kadar miligram C vitaminimi alıyorum. O yüzden bunları yemeye ihtiyacım yok diye düşünenler olabilir mi? Ki bu hastalığı atlattıktan sonra daha ciddi bir C vitamini stoğuna ihtiyacımız mı var? Çünkü vücutta kalmadığını biliyoruz. Evet. Bu yüzden besinlerden de yararlanmamız gerekiyor. C vitamini depolanmıyor. O yüzden mutlaka bol bol C vitamini içeren besinler ya da gıda takviyeleri alabiliriz. Eğer mevsimindeyseniz besinlerden tüketmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle güzel mevsimindeyiz mandalina, aslında değil mi? Mandalina, portakal. Ya bol bol C vitamini. Magnezyum içeren mesela muz yiyin. Muz bolca magnezyum içeriyor. İçerir. Yine yeşil sebzelerden brokoli, ıspanak bunların hepsi çok ciddi bu beyin sislenmesi için katkıda bulunan gıdalar. Yani bunları mutlaka tüketmeniz lazım. Besin alımı diye konuştuk ve diyetin kontrolü derken şekerden değil mi? Az evet. Önce mesela şekeri evet. Artık hayatınızdan evet. Çıkarın. Tahribatları birazcık daha azaltıyor mu hocam bu beslenmemiz? Şimdi bakın. Eğer siz hele ki insülin direnci ya da bir diyabet gibi hastalığınız varsa şeker beyninizdeki tahribatı maksimum hale getiriyor. Evet. Beyin şekeri kullanamıyor. Şeker onun için zararlı. Şekeri kullanamadığı için de beyin
Çalışamıyor. Düşünün ki arabaya siz benzin koyamadınız ya da kalitesiz bir benzin koydunuz. O araba nasıl tekleyecekse beyninizde teklemeye başlıyor. Özellikle beynin en çok besine ihtiyacı olan yerde hafıza bölgesi. Oksijene ve besine en çok. En çok da orası etkileniyor. Anladım. Bu beyin tedavisi de yani tedavinin haricinde kendi kendimize yapabileceklerimizin içerisinde çay ve kahveyi azaltalım diyor hocamız. Mesela hep konuşuyoruz. Şimdi, evet. Faydalı olduğundan içerisindeki işte kafeinden, katechinlerden vesaire ama burada birazcık azaltmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Neden? Şimdi mesela ben çayı çok seviyorum. Yani Karadenizli olduğumdan dolayı çayı çok seviyorum. Ama burada tüketmemem gerektiğini de biliyorum. Neden? Niye? Çünkü çay beyni gereksiz yoruyor. Yani siz bilgisayarı açıyorsunuz, gereksiz bir sürü sayfalar açmışsınız ama bilgisayarı kullanmıyorsunuz. Hmm. Çay beyni aşırı derece yoruyor. Yani o kafeini veriyorsunuz, belli bir dozdan sonra beynin sürekli çalışmasına yol açıyorsunuz. Siz zaten beslemiyorsunuz bu beyni. Evet. Sürekli de çalıştırıp yorulduğunda beyin artık dalgalanıyor. Bilgisayarda bütün sayfaların açıldığını düşünün. 10 tane arkada backup şeyler açmışsınız. Siz bir yerde çalışmaya çalışıyorsunuz. O sayfaya çalışırken takılır bilgisayar. Arkadakileri kapatmanız lazım. İşte o da kafein. Uykusuzluğa yol açıyor kafein, biliyorsunuz. Hı hı. O da yine yorgunluğunuzu artırıyor. Uykuyu düzeltmemiz gerekiyor beyin sisinde mutlaka. İyi hava almamız gerekiyor. Oksijeni yine almak gerekiyor. Çünkü ne kadar oksijenlenirse beyin o kadar kendini temizliyor ve toparlıyor. Nasıl iyi hava alacağız? Derin nefes alacağız. Ben mesela açık hava yürüyüşlerine tekrar başladım. Çayı, kahveyi azalttım mümkün olduğunca. Alkol zaten tüketmiyorum. Sigara zaten tüketmiyorum. Evet. Yani beyine bol bol enerji ve besin yolluyorum. Ha. Orada az sonra alacağım Merveciğim. Uyku sorunlarını özellikle çözün diyorsunuz burada. Değil mi? Uyku sorunlarımız çok çok önemli. Ve dinlenmek için kendinize zaman ayırın yine önemli. Evet. Şimdi burada beyni istirahate çekmeniz gerekiyor. Çünkü beyin artık aşırı yorulmuş moduna giriyor. Ben yoruldum, ben dalgalanmaya başladım. Ben hakikaten konsantre olamıyorum. Bana biraz yardım et çığlığı bu. Ne yapmamız gerekiyor? Yaptığımız işleri bir kere organize olup panik olmadan sırayla yapmamız lazım. Aynı anda 10 işi birden yapmamamız ve birazcık da kendimizi rölantiye çekmemiz gerekiyor. Yani eski tempo gibi pat diye o hızlı temponun içine dönmek girmek de yanlış olur. Bir süre böyle rölantide gitmek faydalı olur herhalde diye düşünüyorum. Uykuda da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Allah'tan işe gitmiyoruz. Hani evde daha çok çalışıyor çoğumuz. Evet. Ama yine de sabah kalkıp işte kıyafetimizi giyip bilgisayarın karşısına geçmek zorundayız. Şimdi biz gece özellikle alarmı kuruyoruz sabah kalkmak için. Doğru. İşte yanlış bir şey bu. Evet. Aslında tam tersi gece yatmak için alarm kurmak lazım. Şimdi hocam sarımsak vücudumuzdan ağır metalleri nasıl temizliyor? Az sonra bakacağız. Brokolinin hayati faydaları var. Gerçekten saymakla bitmez, her programımıza konuşuyoruz. Yine bakacağız. Toksinleri konuşacağız. Bu vücudumuzda oluşmuş olan ağır metallerden nasıl kurtulabiliriz? Onlara bakacağız. Ara verelim. Aradan sonra Profesör Doktor Derya Ulduz hocamızla yayınımız devam ediyor olacak. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Profesör Doktor Derya Ulduz hocamızla birlikteyiz. Az sonra toksinleri konuşacağız. Toksinlere maruz kaldığımızı nasıl anlarız? Toksinler vücutta hangi hastalıklara yol açar? Hangi besinler toksin içerir? Toksinlerden kurtulmak için neler yapmalıyız? Detaylı şekilde konuşacağız ama ondan önce bir haberimiz var. Önce görüntüleri gelsin. Ben de üzerine haberimizi sizlerle paylaşayım. Beyin ameliyatı sırasında piyano çalan bir küçük kızımız. Hindistan'da yaşayan 9 yaşındaki Somya beyin tümörü ameliyatı sırasında piyano çaldı. Somya epilepsi nöbetleri geçirmesine neden olan beyin tümörünün alınması için ameliyat oldu. Önce beyin haritasını çıkaran doktorlar ameliyatın ortasında uyandırdıkları Somya'yı hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyano çalmasını istedi. Yaklaşık 6 saatlik operasyon boyunca piyano çalan Somya konuyla ilgili olarak yerel medyaya en az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım. Şimdi daha iyi hissediyorum dedi. Somya'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Öncelikle geçmiş olsun dileyelim kendisine. Gerçekten enteresan görüntüler hocam. Neden yapılıyor? Bu teknolojinin bize sağladığı en müthiş sonuç değil mi? Evet. Şimdi kesinlikle. Somya'nın ameliyatına örnek alırsak aslında bu ameliyat Türkiye'de de yapılıyor. Evet. Özellikle mesela sara hastası olan, dirençli sara hastası olan kişilerde beyin ameliyatları sırasında ya da beyin tümörü olan kişilerde beyin ameliyatları sırasında uyguladığımız bir yöntem. Niye? Çünkü biz şunu biliyoruz. Beynin kendisi ağrı duyusu yok. Yani siz beyni kesip biçin canlı bir şekilde hiçbir şekilde ağrı hissetmiyor. Taş deli gibi yani. Ama beyne ilk ameliyata girerken o kemik dokusundan içeri girmeniz gerekiyor. Yani o kemiğe yapılan kesi sırasında ilk ameliyatta hasta uyutulur. Hasta uyutulur. Ne zamanki beyin dokusuna ulaştınız hasta tekrar uyandırılır. Ay, çok ve bu sırada
en önemli özellik, mesela diyelim ki siz bir piyanistsiniz ya da ne bileyim bir gitar çalmanız gerekiyor ya da işte sizin gibi işte böyle konuşmayla ya da hareketlerinizle bir takım görevleriniz varsa mesleki olarak çok önemliyse sizin için o sırada o işlevi yaptırarak o bölgenin etrafında kesi yaptığımızdan dolayı eğer yapacağımız kesi, alacağımız beyin dokusu parçası ya da tümör parçası o bölgeye yakınsa o işlevleri yaptırıyoruz ki keserken orayı yanlışlıkla kesmeyelim. Ya da keserken, yani mesela yanlışlıkla keserse ne olur? O bölgeye zarar vermeyelim. Daha kesiden önce o bölgeye uyarı veriyoruz biz. Aynen. Elektrik uyarısı vererek o bölgede hakikaten etkilenme var mı? Ya da kişi mesela işte piyano çalarken ya da gitar çalarken ya da o sırada bir başka aktivite yaparken, kitap okurken, işte oyun oynarken beyindeki aktiviteyi gördüğümüz için kesi yapıp zarar vermekten de korumuş oluyoruz böylece. Evet. Yani canlı ameliyatların bizim için çok büyük avantajı hasta var. Hasta için de zor olsa gerek ama tabii ekmişi hasta daha onu da çok zor. Fazla aslında hissetmiyor. Hissetmiyor evet. Çünkü hiçbir ağrı duyusu evet. yok. Bazen özellikle mesela yürümemizle ilgili kol bacağımızı kontrol eden bölgelerde kesiler yapmak zorunda kalıyoruz. Hasta mesela felç olarak çıkabiliyor ameliyattan. Anladım. İşte bunları da engellemiş Engellemek, oluyoruz. Engellemek, önüne geçmek yani için. Orada eğer hareketi kısıtlayacaksa yaptığınız kesi o bölgeyi kesmiyorsunuz. Bir başka bölgeden gidiyorsun, kesi alıyorsunuz gibi. Gibi. Yani bu çok güzel. Etkileyici çok, ve çok... Hakikaten evet. Keman çalanı da görmüştük hatta. Ve Türkiye'de de var. Yani Türkiye'de de yapılıyor değil mi hocam? Ameliyatlar yapılıyor. Tabii ki. Peki şimdi konumuza geçelim dilerseniz. Toksinleri konuşacağız. Toksinler nedir ve vücudumuzda toksinlerin biriktiğini gösteren yakınmalar nelerdir? Dilerseniz başlayalım. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Toksinler dediğimiz şey hepimizi ilgilendiriyor. Tabii. Hepimizin ayırt etmeksizin dünyasında gördüğü şey. Şöyle düşünün. Biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki mesela bir lavabo tıkandığında oradan temizlediğiniz pislikleri düşünün. Hı. Ya da yatağınızın altında toplanan biriken toz yumaklarını düşünün. Dolabınızın üstünü silmediğiniz, ortaya gördüğünüz tozları düşünün. İşte aynı bu tozlar gibi nasıl dünyamızda bu tozlar birikiyorsa vücudumuzda da toksinler dediğimiz tozlar diyelim ya da zararlı birikiyor. Maddeler birikiyor. Birikiyor evet. Biz bunları çok fark etmiyoruz belki, çok görmüyoruz belki ama bunlar bize ciddi hastalıklar yapıyor. Hepimizde var bu. Yani vücudunda toksin olmayan yok. Belki evet. derecesi daha az daha Aynen çok olarak değişebilir öyle. Ama olmayan yok. Şimdi hep biz şunu söylüyoruz. Genetiğimiz, yaşam tarzımız, Tabii. işte beslenmemiz çok önemli diyoruz. Ama hastalıkların başlamasında toksinler rol oynuyor. Yani sizin vücudunuza giren toksinleri vücudunuz zaten atma kapasitesine sahip. Karaciğer, bağırsaklar, böbrekler sayesinde atılıyor değil mi? Yani idrarla ya da işte karaciğer onları temizliyor ve vücuda zarar vermesini engelliyor. Ama o kadar çok toksin yükü alırsanız karaciğerinizde, bağırsaklarınızda, böbreklerinizde yorulacak. Ve bunları atarken zorluk Zorlanacak. Çekecek. Sizde bir takım şikayetler başlayacak. Hangi şikayetler başlayacak? Tek tek bakalım öncelikle. Önce bu şikayetler çok... Sinsi sinsi başlar. Mesela bu şikayetlerle doktora gittiğinizde bazen kan tahallerinizin hepsi normalde çıkabilir. Çünkü daha henüz organlara ciddi bir zarar vermemiştir. O yüzden bu şikayetleri çok iyi bilmek lazım. Bir, bakın göz altınızda morluklar, torbalar varsa cildiniz soluk ve canlı değilse bir ipucu bu. Şimdi sayacaklarımdan 4 tanesinden fazlası sizde varsa toksin yüklü olma ihtimali çok yüksek. Çok yüksek anladım. 2. Sürekli baş ağrılarınız var. 3. Çok konsantre olmakta zorlanıyorsunuz. Dalgınsınız. Aynı bu beyin sisi hikayesi gibi. 4. Bir türlü kilo veremiyorsunuz. Özellikle göbek çevrenizde ciddi bir şey fazlalık var. Diyelim, yağlar var, fazlalık var. Ve kurtulamıyoruz bunlardansa. Ve kurtulamıyorsunuz. Yani çok kilolu değilsiniz. Ya da kilo veremiyorsunuz ya da kilo değilsiniz ama göbek çevreniz hakikaten hamile gibi şişmiş. Bir türlü inmiyor, zayıflamıyor. Tamam. 5. Çok fazla tatlı krizi çekiyorsunuz. Canımız çok Sürekli tatlı Sürekli canımız bir şeyler yemek istiyor. Çok fazla tatlı krizi çekiyorsunuz. 6. Çok yorgunsunuz. Halsizsiniz. Hiçbir şeye dermanınız kalmamış. 7. Sürekli böyle sebepsiz bir şekilde bulantı atakları yaşıyorsunuz. Bakın bunlar hep toksin. Mesela hastalar geliyor bana diyor hocam sürekli bir bulantı yaşıyorum, safra keseme baktırıyorum, hiçbir şey çıkmıyor. Toksin yüklü olabilirsiniz. Çünkü neden? Bağırsaklarınız ve safra keseniz yavaş yavaş zorlanmaya başlıyor demektir. Daha henüz kan tahlillerinde çıkmamıştır ama bu şikayetler sizi toksin yüklüğüne doğru götürüyordur. Hazımsızlık, geğirme, mide ve bağırsak problemleri gene bu. Uyku sorunları, uykusuzluğunuz var, bir türlü uyuyamıyorsunuz, gece sık sık uyanıyorsunuz. Bunların hepsi toksin yüklülüğünüzün
aşırı sinirlilik, öfkelenme nöbetleri, bunların hepsi toksinliklerin bir sebebi olabilir. Ama en önemli ipuçları göz etrafındaki halkalar, morluklar, soluk sonradan bizi, meydana gelen değil mi? Evet, sonradan meydana gelen. Göbek etrafında kilo artışı, aşırı tatlı yeme isteğiniz, baş ağrılarınız ve sebebi bilinmeyen bulantılar. Eğer varsa toksin yüklü olma ihtimalimiz çok fazla. Nedir ki bu toksinler? Evet. Nedir? Nereden çıktı bu? Nereden geliyor mesela? Onlara bakalım mı? Toksin yüklü peki maddeler. Peki ben işte en baştan sorayım. Mesela sana sorarak buyur, başlayayım. Evde mutfağında plastik ürün var mı? Plastik saklama kabı, plastik şişe? Yok, hayır, cam. Şimdi plastikler döndük, çok tehlikeli. Evet. Plastiklerin içinde bir bisfenol dediğimiz madde var. Evet. Ne yapıyor? Mesela siz cam diyorsun ama alışverişe gittiğinde suyu, hazır suyu nerede alıyorsun? Plastik şişede mi alıyorsun? Yok, biz arıtma kullanıyoruz. Süper. Plastik şişede aldığınız o sular buzdolabına giriyor. Eve getirirken ısınıyor. Tekrar evde buzdolabına sokuyorsunuz. Sonra hadi spora gideyim, işe gideyim derken yanınıza bir tane plastik şişe daha alıyorsunuz. Arabada yine ısınıyor. Her ısındığında bisfenol dediğimiz o madde o suya plastikten karışıyor. Suya karışıyor. Aynen öyle. Ve o aslında sizin farkında olmadığınız hormonlarınıza çok ciddi olumsuz etkiliyor. Oo. Mesela östrojeniniz etkileniyor. Ya ne olacak bu kadardan da dememek lazım. Dememek çünkü lazım. Hepsi bir araya geldiği zaman aynen asıl toksin yükü plastik çoğalıyor. Saklama kablarınız var mesela evde. Evet. Ya da evde mikrodalga fırın kullanıyor musun? Hayır, hiç sıfır. Heh. O mikrodalga fırın inanılmaz normal bir fırın kullanıyoruz, elektromanyetik dalga açısından riskli. Dışarıda yemek yiyor musun? Yani artık hiç yemiyoruz. Normalde restoranlara gidip yemek yediğim oluyor tabii ki şimdi de. Şimdi hazır işlenmiş gıdalar. Ha, işlenmiş gıda olarak çok fazla tüketmiyorum, onu söyleyebilirim. Ya da restoranlarda çok fazla, haftada birden fazla restoranda gidiyorsan oradan da yok, toksin alıyorsun demektir. Mesela GDO'lu gıdalar var. Genetiği değiştirilmiş gıdalar. Evet. Niye bu genetiği değiştiriyorlar? Daha fazla uzun ömürlü olsun. Topluluktaki açlık şeylerini bitirmek için. Ama bunların ne kadar zararlı olduğunu konuşuruz. Şurada çok önemli bir madde gördüm. Dilerseniz hemen onunla devam edelim. Aşırı ilaç tüketimi, yani gereksiz ilaç tüketimi değil aynı aynen şekilde öyle oluyor. Mesela hangi ilaçlar özellikle? Ağrı kesiciler mi, antibiyotikler mi? Çok güzel. Her ilaç. Siz sabahleyin ekmeğinizin üstüne bir güzel tereyağını sürüp yiyip güzel de bir reçellerinizi tüketip üstüne kolesterol ilacı alıyorsanız, şeker ilacı alıyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. O ilacın bir süre sonra zaten dozu da yetmeyecek, dozu artırmanız gerekecek. Yani siz beslenmenize dikkat etmeyip ilaç alıyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Öncelikle bir hastalığın tedavisinde beslenmeye dikkat etmeniz lazım. Hı hı. Ben mesela şimdi kolesterolü yüksek olan hastaya şunu söylüyorum. Sen beslenme ile ya da egzersizle bunu düşürebileceksen en ideali bu olmalı. Boşu boşuna ilaç kullanmamalısın ama düşüremiyorsan o zaman ilaca yönelmek gerekiyor. Anladım. Ya da ufacık bir soğuk algınlığı geçiriyorsun, hı hı, hemen koşarak antibiyotik almaya koşuyoruz. Doğru mu? Değil. Bu en yanlışı. En yanlış hatta. Bağırsaklarımız bizim her halükarda bağışıklığımızı koruyan, yine toksinlerde bize yardımcı olan bağırsak bakterilerimizi öldürüyorsun. Boşu boşuna zarar vermiş oluyorsun sindirim sistemine ve dolaylı olarak da aslında karaciğerine. Yani demek ki aşırı ilaç tüketiminden aşırı ağrı kesici. En basit parasetamol diye aldığın bile, o basit ağrı kesici bile karaciğere o kadar zararlı ki. Ya bir kereden bir şey olmuyor tabii ama demek ki her başımız ağrıdığında almamamız gerekiyor. Bir kereden de bir şey olabilir. Bir karaciğer toksiteti yaşayabilirsin. Basit bir ağrı kesici olarak karaciğer. Örneğin şeye de dikkat edelim. Aşırı ilaç tüketiminde kullandığın ilaçların birlikte olunması da çok önemli. Yani hem kolesterolü, hem tansiyonlu, hem şey kullanırken bunlara birazcık ara vererek kullanmak daha ideal. Aynı anda tüketmekten mi bahsediyoruz? Birazcık fazla, yüklenmeyelim karaciğere evet diye. Şimdi gelelim küf ve mantarlar. Nedir bu diyeceksin. Nedir? Evinizde küf var mı diye sorsam? Var. Yani var bir parça. Sizin bir bilmediğiniz var, duvarlardaki küfler var. Ya da banyoya duşa kükleniyor girdiğinizde duşun kenarındaki o silikonun etrafındaki siyahlıklar. Ha, bunlar aslında küf. Vücudunuza giriyor ve siz farkında olmadan bize zarar veriyor. Soluyarak mı hocam? Soluyarak giriyor. Ya da bazen eğer dokunuyorsanız cildinizden giriyor. De girebiliyor. Atıyorum mesela çocuğunuzu yemyeşil çimene oturttunuz. Oturturuz. Bütün gün orada oynadı. Oynadı. Hiç solmayan parlak çimenlerimiz var artık yemyeşil. Hatta sulamaya bile gerek yok. Onlar aslında ciddi bir kimyasalla o halde tutuluyorlar. Sonra çocuk eve geliyor, kolunda, bacaklarında egzama gibi döküntüler, alerjiler oluyor. İşte aslında sebebi burada. Yapay çimler. Aynen öyle. Şimdi mesela şunu düşünün. Gittiniz, en güzel elmayı aldınız. O elma ya da bir meyve ya da sebze ağaçta yetişirken pestisit dediğimiz, değil mi, böceklere karşı haşere ilacı kullanıyoruz. Evet. Kimyasal. Tamam. Ağaçtan düşmesin diye bir ilaç daha kullanıyoruz, kimyasal. Aldık o meyve sebzeyi, getirdik, soğuk hava deposunda bekletiyoruz, değil mi? Oraya da ilaç sıkıyoruz ki zarar vermesin, uzun ömürlü olsun. Evet. Gene kimyasal. Aslında alıp yediğimiz gıdaların çoğu kimyasal.
dolu. Yani o eskiden... Bunlardan arınmamız tamamen söz konusu olmuyor mu mesela? Arınmamız tamamen söz konusu olabilir. Bunlarla arınacağız. Gibi. Şu yediğimiz gıdaları birazdan sayacağız. Evet. Bunlarla arınmamız çok mümkün. Hangi besinlerden, hangi besinleri tüketerek vücudumuzdaki toksinlerden arınabiliriz? Veya hangi besinler toksin içeriyor farkında olmadan tüketiyoruz? Onlara da bakacağız aslında. Aynen öyle. Yani sırada ne vardı? Hangi besinleri tüketeceğimiz çok önemli. Cep telefonu, elektromanyetik dalga tabii. Onu apayrı konuşmak lazım. Evet. Şimdi... O ayrı bir de toksinler vücudumuzda ilerleyen dönemlerde hangi hastalıklara yol açabilir? Dilerseniz ona bakalım hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Tekrar anlatayım. Toksinler bir kere genetiğimizi değiştirebilirler. O kadar güçlüler. Bu demektir ki bizi kansere kadar götürebilirler. Hmm. Toksinler en çok nerede bir ki gelir vücudunuzdan alırsınız onu. Cidden de alabilirsiniz. Özellikle karaciğer, böbrek ve sindirim sisteminde. Bu burada meydana gelen hastalıkların sebebi vücudumuzdaki aşırı toksin yüklemesi de olabilir evet, yani. Evet kesinlikle olabilir. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela siz karaciğerine çok fazla yüklendiğinizde fazla toksin geldiğinde beyin akıllıdır. Der ki ben bu toksini ne yapacağım, nasıl atacağım vücuttan, hızım yavaş atamıyorum. O zaman o toksini yağda biriktirmeye başlar. Toksinin saklandığı yer yağdır. Kendi vücudunuza bir aynada bakın. Eğer selülitleriniz... Ve göbek etrafınızda kilonuz varsa siz fazlaca toksin yüklüsünüz demektir. Çünkü toksinleri beyin yağda saklar. Orada birikir. Orada biriktirir korumak için, organları korumak için. Ama siz eğer ben kiloluyum deyip hızlı diyet yapıp zayıflamaya çalışırsanız çok hızlı zayıflamak son derece tehlikelidir. O toksinler kana karışır. Gelip bir süre sonra beyine kadar ulaşır. Ya da aşırı toksin yüklüsünü saklasa da bir tür olmuyor. O zaman bu şok diyetler, hızlı hızlı yapılan 2-3 günlük diyetler aslında belki bize kilo verdiriyor ama vücudumuzdaki toksinlerin kana karışmasını sağlıyor. Evet zaten sağlıyor. Ödem attırıyor. 2-3 günlük diyet dediğiniz şey su kaybediyorsunuz. Su kaybettiriyor. O kilo ayrı bir vermek şey. Mümkün değil zaten. Ama çok hızlı bir şekilde kilo vereyim dediğinizde göbeğinize eritirken ortaya çıkan toksinler aslında organlarınıza zarar verir. O İdeali yüzden... nedir peki hocam kilo nasıl? Vermenin? Kilo vermenin ideali nedir? Şöyle yani? Ayda 2-3, ayda 2-3 ayda 2-3 çok yavaş kilodan... yavaş gitmek lazım. Ha. O zaman toksinlerden de arınarak mı kiloya önce atarız? Önce toksinlerden arınacaksınız. Ha. Şimdi sizin selülitiniz varsa, göbek etrafınızda kilonuz varsa ve şu az önce anlattığım hani şu sinyaller varsa siz önce toksinlerinizden arınacaksınız. Çünkü dikkat edin hızlı kilo verdiğinizde çok halsiz kalırsınız. Çünkü toksinler dokulara gittiği için hem vitamin eksikliği yanı sıra ama toksinler dokulara gittiği için organlara sizi halsiz de bırakır. Bakın toksinin fazlası eğer yağda birikemiyorsa kana geçer, beyine kadar gider. Biz niye bu kadar uğraşıyoruz toksinlerle? Parkinson'dan Alzheimer'a kadar bir sürü hastalığa yol açar. Kolesterolünüzü yükseltir, sizi kalp hastası haline getirebilir. Yani iyi beslenmek önemli ama aynı zamanda çevresel faktörlerden de korunmamız ve farkında olmamız gerekiyor. Yani çünkü çevresel faktörler çok önemli. Burada hani beslenmeden bahsedeceğiz, neleri yiyeceğimizi söyleyeceğiz ama nelerden nasıl uzak durmamız gerektiğini de konuşmak zorundayız. Çok özür dilerim. Az sonra sayacağımız toksinlerden arınmak için tüketmemiz gereken besinler, vücudumuzda yağlarda birikmiş toksinlerden tutun da kana geçmiş olan toksinleri de temizlemeye yardımcı olacak mı? Hayır. Şimdi bu besinler neye yardımcı olacak biliyor musun? Toksinlerin atılması için gereken organları koruyacak. Nereden atacağız? Bir karaciğerden, iki sindirim sisteminden, üç böbreklerden, işte akciğerler ve cilt ayrı ama bu yiyecekler özellikle bu üç organı koruduğu için, temizlediği için toksinleri daha rahat atmaya başlayacağız. Atmamıza yardımcı olacak. Ama çok güzel. Diğer göbek etrafımız vesaire için başka şeyler de yapmamız lazım. Onu konuşuruz. Aynı zamanda akne, egzama, ciltte ve selülit tabii az önce söylediniz. Ve yağ bezeleri... Oralardan toksinler yüzünden mi mesela meydana geliyor? Mesela sırtımda çok sivilce var diyen bir insanın aslında vücudumdaki toksinler atılamıyordur ciltten. Cildinizi keseleyin deme sebebimiz bu. Diyoruz ki biz zaman zaman eğer sağlığınız el veriyorsa saunaya gidin arkasından kese yaptırın ki cildinizin gözenekleri açılsın. O oradan toksinler dışarı mı çıkabilsin? Ciltten de dışarı çıkabilsin. Çok güzel. Sivilce bunun varsa... için peki o gözeneklerden toksinlerin dışarı çıkabilmesi için spor yapmak, terlemek ve atmak sauna dediğiniz gibi çok kesinlikle, daha hızlandırır herhalde kesinlikle. Bu işi. Ama cildinizde o delikler kapalıysa terlesen de bir işe yaramaz. O yüzden önce keseleyeceksin. Aa. Hani deriz ya biz cilt kuruyken
kesele deriz. Özellikle kuruyken kesersen İyice çok daha etkili. Açılsın. İyice o kir tabakası çıksın ve gözenekler açılsın. Arkasından saunaya gidin. Tabii. Ya da işte bir spor sonrası terleyin ama terler terlemez o şeyi silmeniz lazım. Akıtmak lazım yoksa evet. Tekrar içeri Aynen giriyor. Aynen öyle. Eğer o tel üzerinize tamam. Soğursa tekrar içeri giriyor. Süper bilgiler hocam. Çok Devam edelim bu. Dilerseniz. Aynı zamanda bağışıklık sisteminde bozulma, alerji ve astım görülebiliyor. Tabii ki işte diyorum ya atıyorum çocuklarınızın yatak odası eşyası. İçinde bir takım bisfenol A dediğimiz madde var. Bu madde o eşyalarda MDF kaplamalar. Hep kimyasal kullanıyoruz aslında burada. Doğru. Yani ne kadar doğal ürün kullanırsak o kadar sağlıklı. Çocuklarımızın da sonra alerjisinden. Yastığından, çarşafından her şeyine kadar. Aynen. Oyuncağına bile değil mi ne kadar Şimdi önemli. Çarşaf, çocuklarımıza serdiğiniz çarşaf ya da giydirdiğiniz kıyafetler. Sentetik, çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Ne yapacağız? Koton yani pamuk, bambu ya da keten dediğimiz o doğal kumaşlardan kullanmamız gerekiyor. Hakikaten cilt için çok alerjik bunlar. Evet benim iki oğlum da zaten birazcık hassas o konuda. Var mıydı devamı bunun? Birazcık daha vardı toksinlerde vücutlar hangi hastalık tetikliyor diyor. Evet. Tabii ki erken yaşlanmayı. Genlerimizi bozuyor. Genlerimizi bozuyor dediniz az Sizin önce. Sizin DNA'nızı mesela GDO'lu yani DNA'sı değiştirilmiş, genetiği değiştirilmiş bir besin yediğinizde evet. Aslında sizin vücudunuzun da genetiği bozuluyor. Bu kadar basit düşünsek kadar aslında basit. Yetiyor değil mi? Beyinde ilerleyici hastalıkları başlatır. Az önce söylemiştiniz. Demans, Alzheimer, Parkinson gibi. Aynen. Adet düzenli tiroid bezinde değil de sorunlar mı oluşuyor? Hormonları olumsuz etkiliyor. Mesela guatr tiroid bezinizin az çalışmasına yol açıyor. Hı-hı. Ya da dediğim gibi adet düzensizliğinizin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bir başkasını söyleyeyim. Mineralleri de etkiliyor. Mesela kemikten kalsiyumu çekerek kemiklerin zayıflamasına yol açıyor. Yani bu kadar... Fazla organda dolaşıyor bu toksinler. Ne kadar önemli aslında değil mi? Hiç yani farkında olmadığımız dünyamızda inanılmaz zararlı aslında. Toksinler var. Mesela ben size desem ki şimdi harika Ege'de bir köy, ağaçlıklı, orman içinde bir ev. Oh. Toksin yüklü olabilir mi burası? Olamaz. Olamaz gibi geliyor. Siz çünkü toksin deyince ya da zararlı madde deyince şöyle düşünüyorsunuz. İstanbul'un kirli havası diye bakıyoruz gri aslında. Bir ortam gibi düşünüyorsunuz. Hayır. Etrafta elektrosmog dediğimiz bir şey var. Duydunuz mu elektrosmog? Hayır hiç duymadım hocam. Elektromanyetik dalga zehirlenmesi. Evet. Biz elektromanyetik dalgalarla aslında zehirleniyor olabiliriz. Biz bunun farkında değiliz. Bu en büyük gizli toksin aslında. Oo. Elektromanyetik dalga ne? Sizin evde kullandığınız kurutma makinesinden tutun. O mikrodalga fırınızdan devam edin. Televizyonunuz, cep telefonunuz, bilgisayarınıza kadar. Ancak bunların olmadığı bir yerde hani... Bu kesinlikle mümkün değil. Yüklenmeyiz bu diyebiliriz. Mümkün değil. Ki mümkün değil yani. O yüzden elektromanyetik dalgalardan nasıl korunacağımızı öğrenmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Ve nasıl beslenmemiz gerekiyor konusuna dilerseniz geçelim. Özellikle de hani bugünden itibaren evet ben şu toksinlerden bir arınayım diye düşünüyorsunuz. İşte bu besinler hocamızın anlatacağı besinler size yardımcı olacak. Şimdi, hocam buyurun. Öncelikle sabah kalktığımızda aç karnına bir bardak limon suyu içeceğiz. Ne demek karnına. Limon suyu? Hemen size bir limon. Suyumuz burada var. Ilık suyumuz mu? Soğuk suyumuz mu? Soğuk su değil. Normal oda ısısında tamam. Hafif ılık bir su. Mideye zarar olur mu? Kimler Hayır içmesi? Tam tersi dengeler. Asidi dengeler. Hiç öyle Ne kadar bir limon? Bakın şu kadar. Biraz sıkacağız. Şöyle bir suya sık. Yani bir çay. Bu suyu alkali hale mi getirdik hocam? Bir tatlı kaşığı gibi diyelim. Alkali hale getireceğiz ve bunu içeceğiz. Niye? Bir metabolizmamız hızlanacak tabii. Hani zayıflamak da istiyoruz ya. Ama bunun yanında karaciğerdeki toksinleri atmak için ciddi bir temizlik yapıyor limon suyu. Her sabah bir kere bunu içeceğiz. Gerçi evet. Bunu içmek benim biraz tansiyonumu düştürüyor hocam. Ama işte benim birazcık, aslında sağlık belirtisi. Benim bayağı yani. Bir düşük. Bir bardak içtiğinde de düşer Hafif böyle bir kafam gidiyor. Yani gün boyu içtiğinde belki olabilir ama öyle bir bardak. Sabah hiç denemedim sabah deneyeceğim. Aç karnına zaten ondan sonra yemekte yiyeceğim. Bir 10 dakika tamam. Yemeyeceksin ama. 10 dakika, sonra kahvaltımızı ederek güne başlayabiliriz toksinlerden arınmak için. Şimdi toksinlerden arınmak için neyi hedeflemiştik biz? Sindirim sistemini, karaciğeri ve böbrekleri. Karaciğer için birebir olan toksin temizleyici. Ha bunu şey için de söyleyelim. Mesela biz ister istemez şu anda COVID olan insanlar için bir sürü ilaç kullandık. Doğru. O kullandığımız ilaçlar da karaciğerden atıldığı için karaciğerimize biraz yüklenmiş olduk. Birazcık karaciğerimizi yorduk kullandığımız bu ilaçlardan dolayıysa eğer. Biraz yormuş olduk. Veya herhangi başka bir ilaç kullandıysak herhangi başka bir hastalık yüzünden. Karaciğerden bunların çoğu atıldığı için evet. Bir kısmı böbrekten ama çoğu karaciğerden atıldığı için yormuş olabiliriz. Şimdi onu tamir etme zamanı. Çok güzel. Tamir ederken en önemli gıdamız brokoli. Number one. Olmazsa olmaz. Çok ciddi derecede antioksidan ve karaciğerin
temizlenmesinde çok yardımcı. İkincisi ise hayatımın totalinde bu kadar brokoli yemiş olamam gerçekten. Haftada 3 gün brokoli yiyin. O kadar sağlıklı. Vallahi yiyorum 3 gün, 4 gün. Harikası. Aklıma ne zaman geçiyor? Brokoli çorbası mesela çok müthiş. İkincisi sarımsak. İçinde selenyum dahi var. Ve sarımsak, bir diş sarımsak her gün sağlık için olmazsa olmazımız. Ben her gün 4-5 tane sarımsak turşusu yiyorum. Süper. Bir de fırında çok güzel oluyor hocam sarımsak. Onu böyle balığın yanına balık koyduk. İşte yanına annem patates koyuyor. Bir de üzerine böyle bol sarımsak koyuyor. Onları böyle diye o süper. Peki etkilerinden faydalanabiliyor muyuz fırına girdiği zaman şimdi bile? En iyisi tabii taze yemek. Tabii ki taze yemek ama. Ama tabii ki bir şeyi var yani etkisi olmazsa olmaz demiyorum ama en iyisi tazesini tüketmek. Karaciğer için direkt olarak antioksidan yani detoks dediğimiz karaciğerin temizlenmesinde brokoli. Bir sarımsaklı yoğurt şöyle içine brokoli mesela. İşte bu. Mesela yoğurt yiyin probiyotik. Sindirim sisteminiz için dedik ya sindirim sisteminizde kurun. Kendi probiyotinizi evinize yapın. Kendi yoğurdunuzu kendiniz yapın. İçine birkaç tutam sarımsağı atın. İşte size hem karaciğer hem sindirim için bir detoks. Müthiş, çok güzel. Ya da kefir yapın yine sindirim sisteminiz için detoks. Soğan yine sarımsağın arkadaşı değil mi? İnanılmaz derece karaciğer için. Peki böbreğimi neyle temizleyeyim derseniz kereviz. Kereviz. İşte size kereviz. Burada zaten bütün sebzelerimiz önümüzde. Evet. Pancarımız, kerevizimiz hepsi burada. Beynimi neyle temizleyeyim derseniz? Siyah üzüm yemek. Siyah üzümle. Yaban mersini, siyah üzüm. Bunlar beyni de temizliyor. Bu morlar mı daha çok yani? Mor gıdalar beyne birebir. Ama kerevizi tüketin ki böbrekleriniz iyi çalışsın. İyi temizlesin. Peki böbreğimi bir şey daha yapayım. Su içeceksin. Bol su içeceğiz bir kere değil mi? Detoks deyince bir arınma deyince zaten yoğurt su gibi şeyler geliyor. Ya da sebze sularını sıkıyoruz. Daha çok böyle kendimizce bir karışım hazırlıyoruz. İşte kereviz, brokoli, maydanoz vesaireyi katabiliriz. Kırmızı üzüm dediniz ya da siyah üzüm hani eğer mevsiminde değilse de çekirdeğinden faydalanabiliyoruz galiba. Evet, üzüm çekirdeği, kuru üzüm çekirdeği var. Burada çok güzel. Ben onu şey yapıyorum. Onu aynı izleyicilerimize de. Böyle yulaf işte üzerine süt, üzerine işte biraz orman meyvesi, normal meyve. İçerisinde bir tatlı kaşığı keten tohumu, bir tatlı kaşığı da üzüm çekirdeği koyuyorum. Onu karıştırıp lüklüyorum. Harika. Keten tohumunu işte biraz azıcık dikkat edelim. Evet. Hani östrojen içermesi açısından. Şu değil mi açısından. Hocam üzüm çekirdeği? Bu baksana, çekilmiş. Üzüm çekirdeği orada. Bu çekilmiş hali. Şöyle göstereyim izleyenlerimize. Ayşe Hanım koymuş oraya ellerine sağlık. Çekmeden de böyle çıtır çıtır oluyor. O da kendinizi öğüterek de çok çok mesela keyifli oluyor. Mesela yoğurda kat ye yoğurda dediğin kat, gibi. Evet. Ne kadar sağlıklı değil mi? Yani burada aslında karaciğeri, böbreği temizlemek önemli. Çok özür dileyerek şuna geçmeden önce yani daha doğrusu başka bir besine geçmeden önce düzenli tüketimi önemli mi bunun? Tabii yani ki. Bir kere yaptım bitti hayda detoksum tamamlandı dileyen. Bunu mesela ne kadar süre en tehlikelisi yapmalıyız. Bu soru çok önemli. Şimdi toksin yüklüsün dediğinde kişiye diyor ki hocam hemen bana bir detoks programı hazırla. Ben bir hafta 10 günde temizleyeyim bu toksinlerden vücudumu. Yok öyle bir şey. Mümkün değil. O bakın, kadar yedik. Toksin temizliği şu demek. Toksinlerden kurtulmak şu demek. Evinize boya badana yapacaksınız ama evinizin duvarı rutubet olmuş, kabarmış, şişmiş. Önce bu toksini yavaş yavaş temizleyeceksin. Sonra o duvarın kurumasını bekleyeceksin. Sonra boyayacaksın. Şimdi toksinlerden kurtulmak adım adım olur. Adım adım yapıp bunu kalıcı hale getirirsen bir daha vücut toksin aldığında onları rahatça atabilir hale gelir. Ama ben bir haftalık bir detoks yapayım, toksinden kurtulayım gene 15 gün sonra eski haline dönersin. O yüzden bunları zaten hep olsun yani mevsiminde tüketerek. Buzluktan gidip de marketlerin buzluğundan işte brokoli kurusu almayın. Amin. Mevsiminde tüketerek hayatınızın bir köşesine koymak zorundasınız. Çünkü bizim farkında olmadığımız çevrede gizli düşmanlarımız var. Peki. Bu düşmanlardan vücudumuzu korumamız gerekiyor. Evet. Helikobakter konusunda girelim mi hocam? Helikobakter pylori demiştiniz. Yine brokoli değil mi? Mesela nedir yani helikobakter o? Dediğimiz, helikobakter pylori dediğimiz midede, mide asidinin içinde yaşayan ve mide kanserine dahi yol açabilen bir mikrobumuz var. Nereden alıyoruz bunu biz? Mesela normalde genetik vücudunuzda bulabilir, olabilir ya da besinlerinizden ama çoğalır. Bu kendisini çoğaltma yeteneğine sahiptir. Hı-hı. O da bize hem ülser yapar hem mide kanserine kadar götürebilir. Hı-hı. İşte brokoli yine yediğinizde Helicobacter pylori ile inanılmaz bir savaş açmış olacaksınız. Evet. Ha bir şey daha söyleyeyim. Şekerlerden, basit şekerlerden uzak duracaksın. Şimdi şundan nasıl uzak duracağız? Mesela sushi, Çin mutfağı, fast food tüketmeyin. Bunlar çünkü toksin içeriği diyor. Monosodyum glutamat. Direkt beyin için zehir. Yani eğer sen vücudunda beynine zarar vermek istiyorsan bunları tüket. Şimdi ama sushi de öyle çok lezzetli. İnanılmaz lezzetli. Geçen gün benim kızlar hafta sonu işte bir şeyler yiyelim, ne yiyelim dedik. Sushi diye tutturdular. Bir de bir pahalı.
Çok battım aşırı, ben aşırı yani pahalı, o hafta sonu. Evet. Hakikaten. Evet, hakikaten hem çok lezzetli ama çok da zararlı. Peki şöyle ayırmamız mümkün mü? Çin yemekleri, o monosodyum glutamatla yapılan Çin yemekleri ayrı. Ama sushi hani daha haşlanmış, daha az pişmiş olduğu için birazcık daha az zararlı olabilir. Tabii ki. İçlerindeki en hafifi o aslında. En yeni masum olarak. Yani hangisini sıralayalım derseniz, işte şey yaparken benim kızlar sushi yerken evde bir misafiriz vardı. Ben de işte tutturdu, ben de hamburger söyleyeceğim. Ya hepsi zarar. Anne sen bunları sıraya koy istersen. Bizimki en az dediler. Hakikaten doğru söylüyorlar. Şimdi en zararlısı hazır fast food tüketmek. Evet evet. Arkasından Çin yemeği, hadi biraz daha minimum sushi'ye kadar gittik ama içinde monosodyum glutamat olduğunu unutmayın. Unutmamamız lazım. Yağlar. Sağlıklı yağlar tüketin diyorsunuz. Burada da kafalar zaman zaman karışıyor hocam. Şimdi hep zeytinyağı. Hep zeytinyağı değil mi? Hiç margarin tüketmemek lazım. Trans yağlar. Niye restoranlardan uzak durun diyoruz? Çünkü restoranların yağları genelde trans yağ dediğimiz en riskli, en zararlı yağlar oluyorlar. O yüzden diyorsunuz değil mi? Doğru. Lezzetli, çok lezzetli. Çok, çok aşırı. Ama zararlı. Şimdi zeytinyağıyla mümkün olduğunca, mesela zeytinyağı yemeğe koyarken o çok fazla kızartmaya kalkarsanız onun da yapısını bozarsınız. Evet, evet. O yüzden mümkün olduğunca haşlama tüketin, evet. Üzerine zeytinyağı serpin, zeytinyağıyla salatanızı tüketin gibi. Yani doğal haliyle tüketmeye omega çalışın. Omega 3 kaynağını oradan alacaksınız. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbette çok güzel bilgiler verdiniz. Bir alkış rica ediyorum Profesör Doktor Derya Ulus hocama. Emeğinize sağlık hocam. Sizi nereden uğurluyorum? Buradan uğurluyorum. Ben hemen diğer konumu davet etmek istiyorum. Psikiyatri uzmanı Doktor Doğan Işık hocamız geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam İyi programlar. Olarak... Efendim? İyi programlar. Öyle olsun hocam inşallah. OKB'yi konuşacağız. OKB evet. Öncelikle nedir? Obsesif kompulsif bozukluk. Kimlerde görülür? Evet. Obsesif kompulsif bozukluğu seçmemizin sebebi bu salgın döneminde. Çok arttı daha mı hocam? Çok artmasını bekliyorduk ama daha göremedik. Artışı göremedik. Göremiyorsunuz çünkü gelmiyorlar. İnsanlar gelmiyor evet. Aslında artış oldu bir miktar mutlaka oldu. Ama. Çünkü obsesyonlar... kirlilik ve bulaş şeklinde çok fazla görülebiliyor. Bu da özellikle şu an son dönemde bu enfeksiyondan dolayı bazı önlemler aldığımızdan dolayı aslında her insan şu dönemde kendini kirli hissedebiliyor. Bu evet. Virüsten dolayı. Evet. Ama kliniğe bunu yansımasını çok olarak daha göremedik. Daha ama birkaç çalışma var bununla ilgili. Ama bu çalışmalar da anketler üzerinden yapılıyor. Herhangi bir birebir görüşmeyle yapılamıyor. Onunla sonuçları kesin değil. Evet. Nedir yani obsesif kompulsif bozukluk hocam? Bir takıntı hemen aklıma evet. geliyor benim ama yanılıyorsam düzeltin lütfen. Yani bir takıntı diyebiliyoruz. Neler mesela normal takıntıdır, neler değildir? Nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi obsesyonlar insanın bilinçli olarak... yaşamadığı düşünceler, imajlar ve dürtülerdir. Bunlar bir şekilde bu bilinçten uzaklaştırılmaya çalışılır ama insana rahatsızlık verir. Ve bu rahatsızlıktan kurtulmak için insanlar kompulsiyonlara başvurur. Kompulsiyonlar da davranışlar ya da düşünsel eylemlerdir. Özellikle bunu normalden ayırmamız çok önemli. Normalden ayırmada yapmamız gereken bu semptomların, bulguların, insanların işlevselliğini bozması, günlük yaşamını engellemesi çok önemli. Özellikle... Nedir hocam? Ne tetikliyor mesela bu durumu? OKB'yi ne tetikliyor? OKB'yi stres tetikleyebiliyor. Özellikle bu dönemde çok büyük stres içindeyiz. Farklı enfeksiyonlar, geçirilmiş enfeksiyonlar tetikleyebiliyor. Özellikle... Bazı viral enfeksiyonlardan sonra ve bazı bakteriyel enfeksiyonlardan sonra obsesif davranışlar ya da OKB, biz obsesif kompulsif bozukluğa kısaltılmış olarak OKB diyeceğiz. OKB'yi ciddi bir şekilde artmış olarak görebiliyoruz. Evet. Bazı noktalarda... Hocam birazcık siz sandalyenizle geri alabilir miyiz? Çok çok teşekkür. Birazcık daha mesafemizi açalım anlamında. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Zahmet oldu. Sağ olun. Allah'ım. Rica ederim. Evet. Masamızı da geri alayım. Tamam, çok teşekkürler. Evet. Evet. Şimdi salgında özellikle OKB hastalarından biraz bahsedelim. Özellikle bu dönemlerde ruh sağlıklarını korumak adına neler yapmalılar mesela? Buradan neler söyleyebiliriz? Şimdi özellikle obsesif hastalar bazında, OKB hastaları bazında konuşacak olursak, bu dönemde
tedavilerini bırakmamaları gerekiyor. Stresleri, özellikle stresli dönemlerde ve anksiyete artışıyla beraber bu semptomlar arttığı için stresi azaltmaları gerekiyor. Mümkünse terapilerine devam etmeleri gerekiyor. Ama bu terapiler bu son dönemde çok yapılamıyor. Ama online görüşmelerle devam edebiliyor. Tedavisi olmayan bir hastalık mıdır peki? Tedavisi zor bir hastalık. Yıllarca sürebiliyor. %20-30 hasta tam olarak iyileşmeyebiliyor. Ama son dönemde yeni gelişmelerle %60-70 civarında dönem dönem alevlenmelerle seyreden bir hastalık olarak devam etmekte. Bu bir kişilik tipi midir hocam, OKB? OKB ile obsesif kişiliği ayırmak gerekir. Ama bazı çalışmalar OKB ile obsesif kişilik arasında bağlantı olduğunu ve aynı tanı koyulabileceğini gösteriyor. Ama obsesif kişilikte biz obsesyonlarla beraber kompüsyonlara çok aktif bir şekilde görmeyiz. Obsesif kişiliği olan insanlar titiz, temiz, mükemmelliyetçi ve kuralcı insanlardır. Bu insanlardan genelde bilim insanları oluşur. Ve belli bir örneği, birkaç örnek verilebilir. Obsesif kompulsif örneği şimdi verelim mi bilmiyorum ama. Siz bilirsiniz. Nobel ödülü alan insanlar genelde obsesif kompulsif kişilik özelliklerine sahiptir. Belli bir konu üzerine mükemmeliyetçiliği vardır. Onu sonucuna kadar ulaştırır ve o hedefe, o bilgiye ulaşır. Bir noktada ne kadar kötü bir şey diyebilirim ki yani şu anda. Evet. Ama baktığımızda ama bu hastalık azından değildir. OKB hastalığı değildir. Değildir, anladım. Peki ileride mesela şizofreni hastası olabilir mi şu anda mesela herhangi bir OKB hastası? Evet, o obsesif kompulsif bozukluğu olan bir insanda çok bunu göremeyiz ama OKB hastalarında bazen içgörüsü olmayan OKB hastalarında şizofreni semptomlarını görebiliriz. Biz bunlara içgörüsü olmayan OKB diyoruz. Şizofreni nedir? Onu da açalım dilerseniz burada. Dönüşebiliyor. Şizofreni daha farklı bir hastalık. Obsesyonlar değil, sanrılarla, halüsinasyonlarla ve işlevselin ciddi bir şekilde bozulduğu, dezorganize davranış ve hareketlerle devam eden bir hastalık. Özellikle ilaç tedavileri ve hastaneye yatışın gerektiği, uzanlamasına süren, tedavisi de çok başarı elde edilemeyen bir hastalık. Ama son yine gelişmelerle beraber, yeni ilaçlarla beraber ve şizofreni tedavisine de ileriye gitmeye başladık. Başladınız. Yani OKB bu noktada şizofreniye biraz benziyor. O yüzden yeni dönemde anksiyete bozukluklarından ayrılıp ayrı bir kategori olarak izlenmeye başlandı. Madde kullanımı obsesyon yapar mı? OKB hastalığına neden olur mu? Allah korusun. Yani. Evet. Bazı dönemler madde kullananlar obsesyonlar gösterebilir. Psikotik bulgular da gösterebilir. Psikotik bulgular dediğimizde şizofreniye benzer bulgular gösterebilirler. Ama maddeyi bıraktıklarında genelde bu semptomlar gerileyebilir. Biz genelde zaten OKB hastalarında ve psikoz hastalarında madde kullanımını ya da başka bir dışarıdan alınmış bir şey var mı diye araştırırız. Bazen bitki çayları bu şekilde. Aman hocam, Allah korusun. Bu tür şeyler de bazen obsesyonlara ve psikozlara neden olabiliyor. Peki çocukluk çağında çok ateşli hastalık geçiren kişilerde de yine obsesyonlar sık görülebiliyor mu? İlerleyen zamanlarda böyle etkileriyle karşılaşıyor muyuz bu hastalıkla? Evet, özellikle biraz önce de bahsettim, bazı enfeksiyonlar sonrası, beta amilotik streptokoklar sonrası PANDAS dediğimiz bir sendrom var. Bu sendromda da çocukluk çağında obsesyonlar, kalple ilgili ritim bozuklukları ya da kapak bozuklukları, üfürümler ve diz ağrılarını çok sıklıkla görüyoruz. Burada da obsesyonlar, özellikle enfeksiyon sonrası oluşan immün antikorların limbik sistemde ve özellikle de bazı bölgeleri tutmasıyla, beyaz cevheri tutmasıyla biz obsesif semptomlar görebiliyoruz. Anladım. Yani o yüzden OKB organik bir beyin hastalığı. Şizofreniye benzer bir şekilde izlenebiliyor. İzleniyor, anladım. OKB ne kadar genetik geçişli sahiptir? Yani OKB olan bir kişinin çocuğuna geçirme ihtimali ne kadardır? Bununla ilgili çeşitli çalışmalar var. İkiz çalışmalarının özellikle genetik geçiş gösterildi. Özellikle OKB
hastalığı olan bir kişinin ailesinde %35 ihtimal OKB diğer bireylerde görülebiliyor. Yani genetik geçişi olan bir hastalık. Ama multifaktöriyel. Tabii değil mi? Çok faktöriyel etkiye sahip. Genetik faktörler dışında tutum ve davranışlar çok önemli. Yani doğuştan görülüyor mu mesela çocuklarda? Yani çocuklarda 2 ya da 3 yaşında... Neye dikkat etmemiz gerekiyor? 2-3 yaşında tanı alan çocuklar var. Ama bunu ayırmak için belli bir yaşa gelmesi gerekiyor. Ben ortalama 10-11 civarında çocuklarda bir instansın arttığını biliyorum. Yani OKB hastalığının sıklığının arttığı bir dönem var. Bir de 20'li yaşlar, 25'li yaşlarda artış olabiliyor. Olabiliyor. Nedir belirtileri? Mesela çocuğunda yani eğer böyle bir şey gözlemlemek isteyen varsa diye sordum. Belirtiler... Bu 10-12 yaşlarda özellikle. Görülebilir. Belirtiler daha çok çocuklarda dokunma, işte bir yere dokunmazsam aileme bir şey olabilir. İşte birkaç kez aynı davranışı yapmazsam bir şey olur. Bir şey olabilir. Özellikle belli bir çizgi üzerinde yürüyemezsem başıma kötü bir şey gelebilir ya da yakınlarıma zarar gelebilir şeklinde. Bazen de basit şekilde de olabilir. Simetri düzen ve özellikle de plaka okuma, sayı okuma gibi. Bunlara sadece obsesyonlar diyoruz. Evet, bunlar da ciddi bir şekilde takıntı yaratacak ve çocuğun işlevselliği ve başarısını bozacak. Evet. OKB'li hastaların yakınlarına söyleyeceğiniz bir şey var mı? Mesela bu hastalara nasıl davranılmalı konusunda da dilerseniz birazcık bilgilendirme ve uyarılar yapalım. Evet. OKB bir organik beyin hastalığı. Bu insanları yargılamamak gerekiyor. Özellikle ayıplamamak, onlarla dalga geçmemek ve onların yanında olmak, onlara destek olmak çok önemli. Çünkü OKB hastaları semptomlarını gizleme ve saklama eğiliminde oluyor. Çünkü bundan utanıyorlar. O yüzden... O kadar saklamayı başarıyorlar. Peki tedavide erken başlanması, geç başlaması arasında bir fark var mı? Var. Erken başlamak tedavide çok daha önemli. Bir de OKB'nin özellikle erkek çocuklarda erken başlaması, genetik geçiş, ailede genetik hikayenin olması ve bizyar dediğimiz garip obsesyonların olması gidişin daha kötü olacağını gösteriyor bize. Peki mesela bir kişinin fazla temiz veya çok titiz olması yine OKB eğilimi gösteren bir kişi olduğunu bize anlatır mı? Temiz, titiz olabilir, mükemmeliyetçi olabilir, her şeyi tam yapabilir ama bunun bazı kuralları var. Örneğin 2-3 saat tuvalette elini yıkıyorsa ve tuvaletten çıkamıyorsa ve diğer işleri aksatıyorsa o zaman bu hastalıktır. Anladım. Örneğin bizim yönergelerimizde korona ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerinde 20 saniye biliyorsunuz el yıkama. Evet. Eğer biz bunu 1 saat yaparsak bu bir hastalık oluyor. Yani evet tabii haliyle anladım. Buradan anlayabiliriz yani yaptığımız şeylerin takıntımıza olan yoğunluğun süresini vesairesine bakarak. Kafa travmaları ya da beyin operasyonları sonrasında OKB meydana gelir mi? Gelebilir. Olabilir. Özellikle biraz önce de bahsettiğimiz beyaz cevherde bulunan bölgeleri tutan damarsal hadiseler ya da travmalar sonrasında obsesif semptomlar oluşabilir. Otoimmün hadiseler de oluşabilir. Viral enfeksiyonlar sonrasında da artış görülebilir ama şu mesela korona enfeksiyonunu geçirip iyileşen hastalarda? Ben 2 ya da 3 hasta gördüm iyileşen hastalarda ama daha çok atipik özelliklerle seyretti. Daha fazla somatik dediğimiz bedensel takıntılar. Örneğin bir hastam kör olduğunu düşünmeye başladı. Sürekli ben körüm, görmüyorum şeklinde geldi. Bir hastam da idrar sondası takılmadan hiçbir şekilde yaşayamayacağını düşünme şeklinde bizar takıntılarla geldiler. Bunlar ilginç. İleriye dönük çalışmalar, araştırmalar gerekebilir. Yani bununla ilgili zaten yurt dışında çalışmalar başladı ama bu virüsün etkisinin ne olacağını daha bilemiyoruz bu konuda. Bilemiyoruz değil mi? İzliyoruz. Evet. Tedavide ne yapıyorsunuz şu an? Gerçekten çok merak ettim. Mesela psikoterapi ne kadar etkili OKB'nin tedavisinde? Evet, son dönemde psikoterapi çok daha etkili olmaya başladı. Bazı çalışmalarda ilaçlara dirençli olanlarda tek başına psikoterapinin bile etkili olabileceği gösterildi. Özellikle bilişsel davranışçı terapinin burada faydalı olduğu.
söyleniyor. Ama ilaçların da ciddi bir şekilde serotonerjik etkili ilaçların da SSRI'ların da ciddi bir şekilde faydalı olduğunu biliyoruz. Son dönemde ekleme tedavilerle antipsikotiklerin de ciddi bir şekilde dopaminerjik hipotez üzerinden buna yaklaşıldı. Ciddi bir şekilde OKB'de faydalı olmaya başladı. Ama antipsikotikleri kullanmak bu hastalığı bir miktar psikoza yani şizofreniye yaklaştırmaya başladı. Anladım. OKB'de beyin ameliyatı var şimdi gözümün önüne bakıyorum. Ya da beyin pili gibi ameliyatları ne zaman uyguluyorsunuz? Ne zaman yapılmalı? Evet. Son çare olduğunda örneğin benim yastam vardı. 6-8 saat banyodan çıkamıyordu. En son kendini tellerle bulaşık telleriyle temizlemeye başlamıştı. Çamaşır sularıyla. Kirli olduğunu düşünüyor ve temizlenmedi. Kirli olduğunu düşündüğü için ve bu kendine zarar vermeye başlamıştı. Bu noktada ben o hastayı göndermiştim. Ve ne singilotomi yani beyin ameliyatlarıyla da OKB hastalığı tedavi edilebiliyor. Kesin çözüm oluyor mu? Kesin yani çözüm son oluyor. Evet. Anladım. Bizim ülkemizde mesela dünyaya kıyasla daha çok fazla görülüyor mu OKB hastaları? Bizim ülkemizde dünya ortalamasıyla aynı. Avrupa ile hemen hemen aynı. Bazı ülkelerde doğuda bir miktar daha az ama batıya gittikçe bir miktar artıyor. OKB'si olup mesela ameliyat olmadan tam iyileşen hastalar çoğunlukta mı? Tam iyileşen hastalar %5-10 civarında tam iyileşen hiç ilaç kullanmadan ya da terapi almadan devam eden ama geri kalan %60-70'lik hasta bir şekilde yine psikiyatriste ya da psikologlarla tedaviye devam ediyor. Ve stresli dönemlerde epizodik ataklarla bu hastalığı geçirebiliyor. O yüzden bu dönemde özellikle korona döneminde streslerin artması, tedaviden uzaklaşmak OKB hastalarını ciddi bir tehlike yaratabilir. Doğan Hocam devam edeceğiz. Bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra devam ediyor olacağız. Buyurun. Evet yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Doğan Hocamızla birlikteyiz. Neler eklemek istersiniz hocam son olarak? Son olarak diğer psikiyatrik rahatsızlıklar da stresle artmakta. OKB de ciddi bir şekilde artmakta. Ama bu salgınla beraber daha sonuçlar tam olarak elimizde değil. İlerleyen dönemlerde özellikle bu 1920 influenza salgınından sonra da 2-3 yıl sonra psikiyatrik hastalıklar ciddi bir şekilde artmıştı. Bunu daha ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ama burada en önemli şey bu hastalığa yakalanmamak, önlemlerimizi almak ve stres için gerekli önlemleri almak, aldıktan sonra stresten uzaklaşmak, düzenli uyumak ve iletişime devam etmek. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağlık. Çok sağ olun. Yayınımızın sonuna geldik efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.